Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba Uğur sen de hoş geldin. Ben sana Discord numarasını gönderecektim. Uğur bir, ara bana mailini atar mısın? Benim e-mailime ulaşabilirsin. herkes hoş geldi arkadaşlar. Vallahi yayına geçmeden önce küçük bir telaş yaşadım. Mozilla Firefox YouTube'dan canlı yayın yapmak için kimliğinizi doğrulamanız gerekiyor gibi saçma sapan bir şey söyledi. Bunun içinde de USB'li güvenlik anahtarı istedi. Mozilla Firefox da kafayı yemiş olmalı. Oysa ki benim Authenticator'ım var. Yani ne ne güvenlik anahtarı. Her neyse Allah'tan Chrome var da e, onunla canlı yayına geçtik. Merhaba arkadaşlar. Şimdi uzatmayalım. Öncelikle yaklaşık bir hafta aradan sonra e, yeni ce, e, videomu yayına aldım. Kaçırmış olanlar bu canlı yayından sonra nükleer gemiler videosunu izleyebilir arkadaşlar. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Ee, Vagor sen hoş geldiniz. Sedat Turan, Elif hoş geldiniz. Herkes yerlisin. Şimdi dediğim gibi nükleer gemilerle ilgili videomu da dilerseniz canlı yayından sonra izleyebilirsiniz. Bu canlı yayında ise ben e, kıyamet gününden bahsedeceğim. Yani kıyamet argümanından bahsedeceğim. Çünkü bu konularla ilgili de kafa karışıklığı var arkadaşlar. Yani kıyamet argümanının ne olduğu, evren bir simülasyon mu, antropik ilke nedir, büyük filtre nedir, Fermi paradoksu nedir, bunun gibi konulardan bahsedeceğim. Şimdi bildiğiniz gibi bu konuları ben daha önce blokta yazmıştım ve canlı yayınlarını da yapmıştım. Fakat bu sefer farklı bir şey yapacağız. Yani Fermi paradoksu, herkes nerede konusu büyük filtre konusu, antropik ilke, evren bir simülasyon mu konusu? Bütün bunların hiçbirini insanların soyu ne zaman tükenecek sorusu bağlamında ele almamıştık arkadaşlar. O yüzden bu konudan bahsedeceğim. Birkaç tane kavramı birleştirerek anlattığımız bir canlı yayın olacak arkadaşlar. O yüzden hazırsanız başlıyoruz. Şimdi antropik ilke dediğimiz şey özetle ee, evrenin insan hayatına uygun olması için fizik yasalarının çok kesin değerler taşıması gerektiği üzerine kuruludur. Yani fizik yasalarını azıcık değiştirseniz, yer çekiminin şiddetini biraz artırsanız veya azaltsanız, aynı şekilde elektromanyetik kuvvetin şiddetini veya benim blokta yazdığım gibi ince yapı sabitini ufacık değiştirseniz evrenin hayata ve insan hayatına uygun olmayacağını göreceksiniz. Ama e, bu ince ayar, bu süper ince ayar kuantum mekaniğindeki belirsizlik ilkesi yüzünden problemli bir şey. Yani belirsizlik ilkesi sebebiyle rastgele fizik yasaları ortaya çıkmalıydı. Evrenin tam olarak insan hayatına uygun olması kumar oyununda diyelim o kadar düşük bir olasılık ki e, bunu ya bir yaratıcı örneğin tanrı ya da işte evren simülasyonu yapan süper gelişmiş bir uygarlık veya işte süper zeki bir yapay zeka robotlar yani ya böyle üstün bir varlık e, işin içine müdahale etmiş olmalı. Ya da çoklu evren olmalı. Yani kainatta sonsuz sayıda evren olmalı ki içlerinden biri rastlantıyla bizim evrenimiz olsun. Bu antropik ilkedir özetle. Hatta e, çok da e, detaylı düşünmeye gerek yok bu konuda. Evren insan hayatına uygun olmasaydı diyor antropik ilke e, savunucuları. Biz bugün burada olup bu soruları sorup konuşuyor olmazdık. Bu antropik ilke. Gelelim e, Fermi paradoksuna. Fermi paradoksu, herkes nerede? Yani uzaylılar varsa, taksim meydanına inip neden bize Maratellove beni liderine götür demiyorlar? Uzaylılar varsa, dünya dışı zeka varsa, özellikle de insan uygarlığı seviyesinde veya daha gelişmiş, yani yıldızlar arası yolculuk edebilecek bir zeka varsa, biz neden şimdiye kadar ondan haber alamadık? Buna biz Fermi paradoksu diyoruz. 1950'li yıllarda Fermi ortaya atmıştır. Bunu ben detaylı olarak konuşmuştum. O yüzden sadece bu canlı yayının konusu yani kıyamet argümanıyla ilgili olan kısmı kadar değineceğim. Bu terimleri baştan veriyorum ki kıyamet argümanına hemen geçtiğinde böyle sudan çıkmış balık olmayalım. Yani şaşırmayalım kafamız karışmasın. Şimdi e, galaksimizde dünya benzeri yani dünyaya kıyısından köşesinden hani bir ana muharebe tankıyla bir motosikletin motorlu kara taşıtı olması bağlamında birbirine benzemesi gibi çok genel olarak dünya gezegenine benzeyen 40 milyar öte gezegen var. Dolayısıyla sayı o kadar büyük ki uzayda yaşam nadir olsa bile bize çoktan ulaşmış olması gerekirdi. Uygarlıklar yok olsa bile onların yarattığı robotların, robot uzay sondalarının 3D printerlar kullanarak yıldız sistemlerinin arasında yolculuk ederek 3,5 milyon yılda sadece 3,5 milyon yılda galaksinin her yanına ulaşmış olması gerekirdi. Bizim galaksimiz 13 milyar yaşında olduğu için ve evrende insan yaşamına en azından dünyadaki karbon tabanlı organik kimyaya 9,7 milyar yıldır elverişli olduğu için uygarlıklar ne kadar yok olursa yok olsun robotlarının bize mutlaka ulaşması gerekirdi. Yani en azından robotların merhaba telefon vale, beni liderine götürünün demesi gerekirdi. Bu özetle Fermi paradoksu veya where is everybody herkes nerede sorusu. Büyük filtreye gelince madem ki galaksimizde dünya benzeri dünyadaki uygarlığa benzeyen en az bin uygarlık olması lazım ve madem ki galaksinin bizim teleskoplarımızla görebildiğimiz Parlak diski 1000 ışık yılı çapında, bin ışık yılı çapında 100.000'i bin bine böldüğünüz zaman öyle değil mi arkadaşlar? Yani 100 e, tane en azından insan seviyesine veya insandan insan seviyesine daha ileride dünya dışı zeka, yabancı uygarlık olması lazım ve bu 100 uygarlıktan en azından en tutucu tahminlerimizle milyonlarca da olabilir bu uygarlık sayısı. Haber alamamamız bir muamma. İşte büyük filtre dediğimiz kavram bu muammaya verilen bir cevap. Öyle bir şeyler oluyor ki evrende hani biliyorsunuz bir takım heyecanlı arkadaşlar bir takım hem kel hem fodul arkadaşlar böyle tv ekranlarına çıkıp valla bir şey oldu ne olduğunu biz de bilmiyoruz demişti ya. Ha aynen öyle bir şey olmuş olmalı ki bu uygarlıkların önünü kesmişler. Kim kesti ne oldu bilmiyoruz. Fakat eğer uzayda Bizimle iletişim kuracak kadar ileri seviyede uygarlık sayısı bu kadar azsa yani sıfırsa biz hala bu uygarlıklarla iletişim kuramadıysak bunun bir tek açıklaması olabilir mantıken. Çünkü diğer bildiğimiz açıklamalara göre bu uygarlıklar çok sayıda olmalı, ibadullah olmalı, bol bol böyle pazarda bolluk bereket yeri gibi olmalı arkadaşlar tabii satın alabiliyorsanız. Ancak bütün bunlar olmuyorsa eğer bu uygarlıkları yok eden bir takım sebepler olmalı. Yani bu uygarlıkların televizyon yayınları, radyo yayınları yapacak kadar ilerlemesini veya ilerlese bile uzaya yayılmasını engelleyen bir takım sebepler olmalı. Ve hiçbir şeyin ışık hızında gidemeyecek olması bir geçerli sebep değil. Size dediğim gibi robot sondalar bugün bizim e, gezegenler arasında yolculuk eden e, uzay sondalarımızın hızıyla işte Plüton'a giden yeni ufaklar uzay sondasının örneğin hızıyla Uzayda yol alsalar 3,5 milyon yılda galakside girmedikleri delik olmazdı. Çünkü bir güneş sistemine geldiklerinde o sondalar yorulacak. Orada virüs gibi çoğalacaklar. 3D printerlarla asteroidleri kazıp oradan çıkan malzemeyle kendilerini kopyalayacaklar. Ve o bulundukları bölgelerden de civar yıldız sistemlerine yayılacaklar arkadaşlar. Bugün bile biz Önümüzdeki 50 yılda geliştirebileceğimiz nükleer füzyon roketleriyle ışık hızının %5 ila %8'ine ulaşabilmekten bahsediyoruz. Dolayısıyla da robotlar da bize ulaşmadığı için durum bayağı problemli. Ama bir büyük filtre olmalı. Uygarlıkların gelişmesini engelleyen bir sebep olmalı. Veya birçok sebep olmalı. Şimdi bu açıdan bakacak olursanız... Bizim büyük filtrelerimiz belli. Mesela bizler fosil yakıtlar yakıyoruz değil mi? Yani Kardashev ölçeğinde, Karsagan'ın işiyle biz e, tip 1 uygarlık bile değiliz. Tip 0,7 uygarlığız. Michio Kaku'nun Koç Üniversitesi'ne 2013'e geldiği zaman 20. yılında söyleşi yapmıştım Popular Science Türkiye editörü olarak. Michio Kaku'nun dediği gibi rezillik diyor. Yani diyor ölü bitkiler yakarak, ölü bitkiler yakarak yaşayan bir uygarlığız. Dolayısıyla kardeşef ölçeğinde sadece 0,7 tip 0,7 uygarlığız arkadaşlar. Pekala. Bizim büyük filtrelerimiz ne olabilir? Fosil yakıtlar yakıyoruz. Dolayısıyla çevreyi kirletiyoruz. Karbondioksit ve metan başta olmak üzere sera gazları üretiyoruz. Bu sera gazları dünya atmosferini dünyayı kalın bir yorgan gibi sarıp ısıtmasına yol açıyor. Bu yüzden küresel ısınma oluyor küresel ısınma yıkıcı iklim değişikliğine yol açıyor. İşte tarlalar çöl oluyor, çöller bataklık oluyor, ormanlar bozkır oluyor, hayvanların, insanların, bitkilerin hatta bakterilerin yaşam alanları daralıyor. Dolayısıyla da açlık tehlikesi baş gösteriyor ve açlık sebebiyle de insanları ile savaşması, nükleer savaş çıkması gibi riskler demokrasinin kılıcı gibi başımızda asılı bulunuyor. Dolayısıyla bizim varoluş risklerimiz kendi elimizle dünyayı yok etmemiz. Pekala işte bu da bir büyük filtre. Peki kıyamet argümanı ne o zaman? İşte şimdi bu anlattığım konulara yani antropik ilkeye, büyük filtreye ve Fermi paradoksuna kıyamet argümanı oturuyor arkadaşlar. Şimdi ben bu kıyamet argümanını insanların soyu ne zaman tükenecek? Biz önümüzdeki bin yılı görebilir miyiz? Önümüzdeki bir milyon yılı görebilir miyiz? İnsan türünün ömrü ne kadar olabilir sorusu açısından yaklaşacağım. Ve konuyu da birazcık Oxford Üniversitesi felsefe profesörü e, Yaşatım Nick e, la yaptığım söyleşiyle açıklayacağım. 2015'te daha önceki canlı yayınlarda söylemiştim. Yine Popular Science Türkiye dergisi için All Design 2015 fuarında Lütfi Kırdar'a gelmişti. Süper zekadan ve evren bir simülasyon mu konusundan bahsetmişti. Ve ben oradan ilk baslimim verdiği e, örnekleri size vermek istiyorum. Bu a, kıyamet argümanının ne olduğu konusuyla. Şöyle düşünün arkadaşlar. E, kıyamet argümanının yani işte insan türü ne zaman yok olacak diye bir soru sorduğunuz zaman ilk olarak şunu varsayarsınız. Evren eğer kainatta birden fazla evren varsa sıradan bir evrendir. Ayrıcalıklı değildir. Dünya gezegeni de. Diğer gezegenler arasında özel, ayrıcalıklı, tanrının elinin özellikle dokunduğu bir gezegen değildir. Matematiksel olarak söylüyorum. Yani felsefe, mantık, matematik formülleri açısından söylüyorum size buna. Dolayısıyla dünya sıradandır ve bu sıradanlık argümanı çerçevesinde de insanların, insanların, insan türünün yeni ortaya çıktığı veya yok olmak üzere olduğu bir çağda yaşaması da büyük ihtimalle Doğru değildir. imkansızdır, Pratik imkansızdır. Diyeceksiniz ki neden? Nick Bustrum anlatıyor. Şimdi iki tane amfora düşünün. Hani şu e, ne zamandır kapalı olan Bodrum Müzesi'nin içinde bir takım böyle 1900 yıllık hatta 2900 yıllık böyle fenikelilerden kalma, kıyı ticareti yapan e, kürekli ve yelkenli gemi e, replikaları vardır. Hatta onların deniz altından çıkartılmış olan kalıntıları vardır. O kalıntıların içinde hani amforalar vardı biliyorsunuz eski çağlarda bundan 2000 yıl önce 3000 yıl önce bugünkü kargo gemileri konteyner gemileri yok. İnsanlar e, kuru yük gemileri yok. insanlar ne yapıyorlar işte amforalar var toprak testiler diyelim bunlara küp diyelim büyük böyle toprak testiler. Ve onların içine işte şarap koyuyor tahıl koyuyor şunu koyuyor bunu koyuyor. Şimdi böyle iki tane amfora düşünün. Yani İstanbul Arkeoloji Müzesi veya Bodrum Müzesi'nden fırlamak. Ve bu anforaların birine 10 tane piyango topu koyun. Birden 10'a kadar numaralandırılmış. Diğerine ise 1 milyon piyango topu koyun. Yine birden 1 bir milyona kadar numaralandırılmış arkadaşlar. Tamam mı? Ve ondan sonra da elinizi küplere atın. Tabii bu topları bu anforaların içinde elinizi attığınız zaman rastgele bir top gelecek şekilde iyice karıştırıyorsunuz. Tamam mı? Yani kağıt oyunlarında iskambil destesini iyice karıştırır gibi karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ve hangi anforada ne olduğunu kimse bilmiyor. Ve insanlardan birini, anforalardan birini, birine elini atıp bir top seçmesini istiyorsunuz. Ve diyelim ki o kişi elini atıyor ve 7 numaralı topu seçiyor. Bu durumda o kişinin geleceği bilmemesine insanlığın geleceğini bilmemesine rağmen hangi anforanın içinde 1 milyon top hangi anforanın içinde 10 adet top olduğunu bilmemesine rağmen Eğer o kişi bir anforanın eline e, içine elini atıp da 7 numaralı 7 numaralı topu seçiyorsa bu büyük ihtimalle 10 tane top içeren anforanın efendime söyleyeyim eee 10 tane eee e, 10 tane top içeren amforadan o topu seçtiğiniz anlamına geliyor. E, sevgili Umut çok normal. Tabii ki insanların ilgisini çeksin ve bilim haberleri okunsun istiyorum. Arkadaşlar gelsinler, şeyler öğrensinler, tartışalım, güzellik olsun diye e, gayet güzel ve teknik terimlerle başlık atıyorum. Bence e, birçok kanaldan çok daha aklı başında, kaliteli başlıklar atıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar İnsanlığın ne zaman yok olacağına dair bir fikriniz olmasa da insanlığın nasıl yok olacağına dair bir fikriniz olmasa da en azından neyi görüyorsunuz? Şunu görüyorsunuz. Sadece olasılıkları değerlendirerek akıbetimiz hakkında kıyamet argümanına göre bilgi sahibi olabiliriz arkadaşlar. Öyle değil mi? Hatta şimdi aklıma geldi. Ben mesela kıyamet günü diye başlık açacaktım. Dedim ki ya bu kıyamet günü başlığı çok popülist olur. Ben bilerek Ondan sonra e, kıyamet argümanı diye bu başlığı atayım. Te bilimsel ve teknik bir terim olsun. Yoksa e, sadece reyting peşinde koşuyor olsaydım kıyamet günü derdim. Ama o zaman da Hacı Hoca'nın kıyamet günü videolarıyla birlikte çıkardı videom. Yani o kitlenin arasında yer almak istemedim. İzleyenlerimin daha seviyeli olduğunu ve daha kaliteli başlıkları hak ettiğini düşündüm. Şimdi arkadaşlar bu anlamda. Amfora olayına tekrar bakın. Hangi amforada 1 milyon top, hangi amforada 10 top olduğunu bilmiyorsunuz ama bir amforaya elinizi attığınız zaman 7 numaralı topu seçiyorsanız büyük ihtimalle elinizi 10 toplu amforaya attınız demektir. Bunun başka bir açıklaması yok. Olamaz da. Çünkü 1 milyon topun içinden 7 numarayı seçme ihtimaliniz milyonda 7'dir. Ama 10 topun içinden 7 numarayı seçme ihtimaliniz onda 7'dir. Bu düz mantık ve hatta düz aritmetiktir arkadaşlar. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman bu topların varoluş riskleri olduğunu düşünün. Varoluş riskleri. Yani 1 milyon topun içinde bir takım tehlikeli toplar var. İnsanlığı yok edebilecek, Terminator filmindeki gibi robotlar, küresel ısınma, nükleer savaş, pandemi, salgın hastalıklar gibi toplar var arkadaşlar. Bütün toplar değil, bazı toplar. Dolayısıyla da biz insanlık olarak ne yapıyoruz? Kervan yolda düzülür misali yaşıyoruz değil mi? Aklımızın erdiği her şeyi yapıyoruz. İyi ya da kötü. Hırsızlıkla yapıyoruz. Mafyada oluyoruz. Savaşta çıkarıyoruz. Ee, öğretmen oluyoruz. Eğitmen oluyoruz. Anne oluyoruz. Seviyoruz. Okuyoruz. Öğretiyoruz. Büyütüyoruz. Bir şeyler kuruyoruz. Çiftlikler kuruyoruz. Organik tarım yapıyoruz ve benzeri. Bir sürü şey yapıyoruz. Ve bütün bunları yaparken yaptıklarımız acaba bir gün en azından birike birike insanlığın yok olmasına uzak ya da yakın gelecekte yol açar mı diye düşünmüyoruz. Körlemesine bodoslama hayatta yol alıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bizim halimiz o iki tane varoluş riskleri de içeren amforadan bir takım toplar çıkarmakla ilgili. Buna yapay zekada ee, diyebilirsiniz. Hoş geldin Kylo Ren. önemli değil yani kaçırdığın yerleri sonra tekrar izleyebilirsin. Ee, bunlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öyle olduğu zaman, öyle olduğu zaman bu anfor olayı size bir bilgi verecek. Şimdi burada bir an düşünün. Ee, bizim anforamızda kaç tane top var? Gerçekten, yani insan türünün anforasında kaç tane top var? Gerçekten. E, yapılan araştırmalar bugüne kadar 70 milyar kadar insanın yaşayıp öldüğünü gösteriyor. Bu insan türünün ne zaman ortaya çıktığına bağlı tabii. Mesela arkaik homo sapiens 312 bin yıl önceden beri izleyebildiğimiz fosil kayıtlarında izleyebildiğimiz kemik kalıntıları bırakmış. Dolayısıyla arkaik homo sapiens olarak bakarsanız bugüne kadar 100 milyar insan yaşamış ve ölmüş olmalı. 312 bin yılda. E, ama Homo sapiens olarak doğrudan bakarsanız 290, 215 bin ila 195 bin yıl önce türümüz ortaya çıkmış. Bu daha tutucu bir tahmin. Bugüne kadar 70 milyar insan bireyi yaşamış arkadaşlar. 70 milyar. Ve dikkat edin. E, homo sapiens diyorum. Mesela homo erectus demiyorum. Homo yani neandertal insanı demiyorum. Heidelberg insanı demiyorum. Denisova insanı demiyorum. E, homo habilis demiyorum. Sadece homo sapiens yani kendi türümüz hatta biz bir alt türü son 20 bin yılda ortaya çıktık. Homo sapiens sapiensiz biz yani düşündüğü üzerine düşünen insan. Ben bu dünyaya neden geldim abi diye Ferdi Tayfur gibi diyen insan. Ee, ve o açıdan baktığımız zaman bugüne kadar 70 milyar birey yaşamış. Şimdi bu birey sayısıyla insan türünün yok olmadan önce üretebileceği doğurabileceği birey sayısını karşılaştırın. Bugüne kadar 70 milyar geçmiş. Geriye ne kadar kalmış? Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani burada kıyamet argümanına bir başka noktadan bakıyoruz. Bu sefer şöyle bakıyoruz. 1 milyon topluluk anforamız yerine belki 100 milyar belki 200 milyar topluk bir anforamız var arkadaşlar. Ve bu anforanın içindeki her bir top bir insan ömrüne karşılık geliyor. Ve biz bugüne kadar 70 milyar top çekmişiz. Yani ayvayı yemeden 70 milyar top çekmişiz. Çünkü 70 milyar insan yaşamış ve ölmüş. Geriye kaç insan kaldı? Kaç insan yaşayıp ölecek ki Homo sapiensin soyu tükensin? Yani o Ernest Hemingway'in e, Birinci Dünya Savaşı ile da çok eşleştirilen ünlü romanında ve o romandan esinlenen ünlü Metallica'nın şarkısında olduğu gibi Forum the Bell Tolls çanlar kimin için çalıyor? arkadaşlar peki peki burada ne anlama geliyor bu bazen bireyler tarihin akışını değiştirirler tek başına Mustafa Kemal Atatürk gibi ya da Napolyon gibi ya da Muhammed gibi ya da ne bileyim ben e, George Washington gibi Mao Tse gibi bazı bireyler tek başına tarihin akışını değiştirir ama sıradan insanlar bile 100 yıl sonrasını etkileyebilirler. Diyeceksiniz ki hocam olur mu? Olur tabii. Sizin büyük babanız, büyük anneniz yok mu? Peki büyük babanızın, büyük annenizin annesi babası yok mu? Onlar sizin doğumunuza sebep oldular. Daha bu insanlar 100 yıl sonrasını nasıl etkilesinler? 100 yıl sonrasını etkilemek demek hep Atatürk gibi yeni bir ulus kurmak anlamına gelmiyor ki. 100 yıl sonrasını sıradan olarak da etkileyebilirsiniz. Dolayısıyla her bir insan az ya da çok insan türünün ömrünün uzamasına türümüzün ömrünün uzamasına veya kısalmasına ne yaptığını da bilmeden yani yaptıklarının uzamaya veya kısalmaya yol açıp yol açmadığını bilmeden sebep oluyor. Sebep oluyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla da burada ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Kıyamet argümanı için iki tane şeyi düşünebilirsiniz. Eğer insanlık sıradansa yani evrende ayrıcalıklı bir yeri yoksa ki unutmayın mantık, felsefe ve bilimde varsayımlarınız sadece argümanlarınız kadar kuvvetlidir. Ben burada bir varsayım yapıyorum. Diyorum ki istatistiksel olarak düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bir şeyin sebebini bilmiyoruz ve insanların sıradan olma olasılığı ayrıcalıklı olma olasılığından daha yüksektir. Bu varsayımlar üzerinden kıyamet argümanını işlettiğiniz zaman... Birinci olarak şunu görüyorsunuz. Aa ne güzel. Benim anforada rastgele toplarım var. Bugüne kadar 70 milyar insan yaşamış, ölmüş. Ama eğer sıradanlık argümanını işletecek olursam. Ben şu anda kaç yaşındayım? 46 yaşında. Yani e, insan türü yok olmadan 100 yıl önce yaşayan bir bireyim. Deme ihtimalim daha düşük. İnsan ömrünün, insan türünün ömrünün tam ortasında yer alma ihtimalim en yüksek ihtimal. Düşünün bunu bir çizgi olarak düşünürseniz insan türünün ömrünün başında yer alma ihtimaliniz de düşük. Bir milyon top içinden bir numaralı topu seçmek gibi düşünün. Ve insan ömrünün sonunda yer alıyor olma ihtimaliniz de düşük. Diyalektik düşünün çünkü. Anlatabiliyor muyum? Bir milyon topun içinden 999.999. 999. topu seçme ihtimaliniz de daha düşük. Ama ortalarda bir yerden top seçme ihtimaliniz yani benim örneğin 46 yaşında Kozan Demircan olarak insan türünün ömrünün ortalama olarak son %40'ında veya tam %50'sinde ortasında yaşıyor olma ihtimali daha yüksek arkadaşlar. İlk bakışta bu. Buraya kadar tamam mıyız? Peki. Ama şunu da unutmayın. Her top çekilişinde insan türünün de ömrü kısalıyor. Çünkü insan türü ölene kadar yaşayacak insan sayısını topları çektikçe yani çocuk doğurdukça azaltıyorsunuz. Öyle değil mi arkadaşlar? Pekala. Şimdi bu anfora olayını, kıyamet argümanını dilerseniz önce Fermi paradoksuna bir büyük filtreye bağlayalım. Şimdi Fermi paradoksu ve büyük filtreye bağladığımız zaman ne düşüneceğiz? Demek ki insanların yapacağı icatlardan veya keşiflerden biri türümüzün yok edecek, kökünü kurutacak, sonuna yol açacak. Ne olabilir bu? Mesela nükleer silahlar olabilir mi? Bilmem. Büyük bir ihtimalle hayır. Bakın kıyamet argümanını nasıl işletiyorum. Şimdi nükleer silahlardan yok olma şansımız tamam mı? Düşük bir ihtimalle. Neden? Çünkü bir kere yok olursun arkadaşım. Bir kere yok olursun. Bir kere. Yok olmak için bir kere nükleer savaş çıkması yeterli. Öyle değil mi? Ha. Ama bugüne kadar da çıkmamış. İnsanlar ne kadar zamandır nükleer silah geliştiriyor? Şöyle 1944 yılından beri geliştiriyorlar. Çok güzel. 1944 yılından bu yana yaklaşık 80 yıl geçmiş. Öyle değil mi? 80 yılda nükleer silahlarla dolayı insan türünün ömrü tükenmemiş bu açıdan bakılacak olduğunda demek ki biz nükleer savaş çıkma ihtimalinin de ortasında bir yerde yaşıyor, yer alıyoruz. Yani en az bir 70-80 yılda nükleer savaş çıkmaması gerekiyor. Şimdi bakın bir şey daha var. 70-80 yıl nükleer savaş çıkmazsa hatta ben daha ileriye gideyim. 40-50 yılda nükleer savaş çıkmazsa zaten insan türü uzaya yayılacağı için dünyayı patlatsa da hayatta kalır. Dünyayı patlatmasa da hayatta kalır. Ne demek istediğimi anlatabiliyor mu? Demek ki kıyamet argümanı bize ne diyormuş? Bak kardeşim, düz mantık yürütürsen çünkü kimse kahin değil, bilici değil. Geleceği bilemezsin. Ama düz mantık yürütürsen, eğer insan soyu 22. yüzyıla kadar tükenmezse, yani 2100'lere kadar insan türünün soyu tükenmezse, 2100'den sonra da tükenme ihtimali çok düşük. Peki Demek ki büyük filtrelerimiz ne olabilir? Şimdi nükleer silah. Biri nükleer silah icat etti. Öbür dangalak 155 yıl önce mi? 156 yılı yok. 170 yıl olmuştur ya. Ben onu red kit'e okumuştum. Belki 170-180 yıl önce dangalan biri de Teksas'ta petrol buldu. Küresel ısınmaydı. Petrol ekonomisiydi. Petrol savaşlarıydı. Bir sürü insanın da bu petrol canına okudu mu? Okudu. Ama petrole aynı zamanda uygarlığın ilerlemesine katkıda bulundu mu? İşte elektrik üretmek, ısınmak, efendim dizel e, tren lokomotif gemi efendim uçak yakıtı bilmem ne derken değil mi? Bir de böyle bir şey oldu. Demek ki demek ki bizim yaptığımız her keşif ve icat bir yandan yok olma riskini yol açıyor. Bir yandan da insan ömrünün uzatma e, imkanı yaratıyor. Yani tıptaki imkanlarla ortalama insan ömrünün 18 yıldan 30 yıla, 30 yıldan 40'a 50 yıla 70 yıla, 80 yıla, 100 yıla çıktığını düşünün arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla böyle bir şey de söz konusu ve biz bilemeyeceğiz. Yani ben nükleer silah geliştirdiler o zamanlar. İşte Amerika dünya ile mücadele halindeydi. Ama o teknoloji yarın öbür gün benim nükleer gemiler videomda olduğu gibi nükleer tahrikli kuru yük gemileri, kargo gemileri, sivil taşımacılık gibi efendime söyleyeyim nükleer motorla Jüpiter'e 4 ayda 6 ayda giden yıldız gemilerinin önünü açacak. Yani insanlığın refahını da bir yandan arttıracak. Yani teknoloji iyiye kullanmak da mümkün, kötüye kullanmak da mümkün diyorum. Demek ki teknoloji bir sürü büyük filtreye yol açacak ama bu büyük filtrelerden acaba hangisi tutacak da insan türünü yok edecek. Şimdi kıyamet argümanına devam etmeden önce burada birkaç tane örnek vermek istiyorum. Ee, en büyük riskler nedir? Bir kere en büyük risk kesinlikle asteroid çarpışması değildir. Çünkü bugünkü dandik teknolojimizle bile biz dünyada yaşamı veya en azından insan uygarlığını yok edecek kadar yani insanların soyunu tüketmese bile insan uygarlığını yok edecek kadar büyük bir asteroidi kör olsak 20 yıl önceden görürüz. Ve insanlık, yılan maskın yeniden kullanılabilen Efendime söyleyeyim yıldız gemilerini ee, ne kadar hızla geliştirdiğine bakacak olursanız 20 yılda insanlık bir asteroiti durdurmayı başaramıyorsa zaten o insanlık köşeye kıvrılsın gitsin ölsün yani umunda değil. Ya bunu becerebilmek lazım. Bunu becereceksin. Öyle yok öyle üç kuruşa beş köfte. Uzaya yayılmak istiyorsan adam gibi asteroitten kurtulmanın yolunu öğreneceksin. Şimdi burada ben yorumlara baktım. Mesela Hakan diyor ki volkanlar yanar dağlar. Doğrudur. Benim blokta dünyanın en büyük Toplu soy tükenişi büyük ölüm diye bir yazım var. Karbonifer çağından sonra 275 milyon yıl önce mi 225 milyon yıl önce mi dünyadaki canlı, canlı türlerinin e, canlı türlerinin bakın canlıların demiyorum canlı türlerinin %90'ını yok eden en azından karada e, bir şey denizde düzeltiyorum. E, şey vardı yanardağ etkinlikleri vardı Sibirya'da. Ee, 1 milyon yıl, bir buçuk milyon yıl boyunca yanardağlar devamlı e, püskürdü. Düşünün ki Sibirya Platos dediğiniz şey o yanardağların püskürttüğü lavların katalaşmış kalıntılarından ibaret. Kara oluştu ya. Resmen kara oluştu. Merhaba Barış hoş geldin. Ee, şimdi arkadaşlar dolayısıyla dolayısıyla böyle bir şey var. Peki ama bir yanardağın insanları yok edecek kadar püskürmesi için ne kadar zaman geçmesi gerekiyor? En az 100 yıl. 100 yılda teknoloji ne kadar ilerleyebilir? Yani 100 yılda gökyüzü bir anda kararmayacak. Tarlalar bir anda kurumayacak. Bu açıdan baktığın zaman İlker seni de görüyorum I see you. Bütün bunlar devreye girdiği zaman şunu düşünebilirsiniz. Pekala hocam. Anlıyoruz ki, anlıyoruz ki doğal sebeplerle insan türünün önümüzdeki 100 yılda yok olma ihtimali çok düşük. Çok düşük. Asteroid çarpışması dışında Dünyadaki jeolojik olaylar, depremler, yanardağlar, kıtaların kayması. Buna bağlı coğrafi, fiziki, coğrafi, iklim değişikliği ve benzeri o kadar yavaş gerçekleşiyor ki. Doğa bizi yok edemez. Yani önümüzdeki yüzyılda bir nötron yıldızının dünyaya çarpma ya da bir kara deliğin dünyaya çarpma ihtimali nedir ki? Güneş de zaten bugünden yarına patlamayacak. Bizim güneş zaten dandik güneş. Zaten o hiç patlamayacak. He diye son nefesini verecek. Öyle uslu bir güneşimiz var yani. Öyle fazla fazla bir şeyler de parlamıyor. Hayır. Bunları bir kenara bırakın. Dünyada hayatı ve insanları yok ederse bunu ancak insanlar yüksek ihtimalle yapabilir. Ve bu açıdan baktığımız zaman da en büyük tehlike küresel ısınma. Çünkü küresel ısınma yıkıcı iklim değişikliğine yol açıyor. O da insanların beslendiği hayvanlarla bitkilerin toplu soy tükenişine yol açıyor. Ve aynı sebeple tarım alanlarının da yok olmasına yol açıyor. Açlıkta geriye kalan insanların nükleer savaşla birbirine savaşıp son tarlaları ele geçirme ihtimaline yol açabilir. Dolayısıyla bir kere bu bir büyük filtre riski. Bunun dışında benim insanlığı yok edecek olan 5 teknoloji diye bir yazım var. Blokta bakabilirsiniz. Ama ben bu 5 teknolojinin içinde gerçekten çok yüksek ihtimalli olan bir başka şeyden bahsetmek istiyorum. Karbondioksitten ve bulut örtüsünden. Küresel ısınma sebebiyle dünyanın sıcaklığı belirli bir eşiği aşarsa yani ortalama sıcaklığı belirli bir eşiği aşarsa ki şu anda dünyanın ortalama sıcaklığı tahmin ediyorum 15 derece 16 derece falan. Yani 200 yıl önce dünyanın ortalama sıcaklığı 13 dereceydi. Unutmayın ki bu ortalama sıcaklık yani siz buna rağmen Arabın çölünde ya da Nevada'da 60-70 dereceyi görebildiğiniz gibi eksi 90 dereceyi de güney kutbunda kışın görebilirsiniz sabaha karşı 4.30'da 5'te. O yüzden arkadaşlar küresel ısınma sebebiyle dünyada aa, çok teşekkür ediyorum sevgili Barış çok teşekkür ediyorum bağışın için çok naziksin. Şimdi dünyada arkadaşlar küresel ısınma nedeniyle bulut örtüsünü kaybedebiliriz biliyor musunuz? Yani kümülonimbüs bulutlarımız var bizim öyle değil mi? Yani yağmur bulutları. Hani alt tarafı gri koyu renkli oluyor bu bulutların yağmur yağdırıyor. Hani böyle havanın birden soğumasına yol açıyor. Unutmayın ki dünya atmosferinde bulutlar olmasaydı her yer çöl olurdu. Çöl olurdu. Sıcaklık çok artardı. İşin garibi tabii ki su buharlaşmaya başlayacağı için atmosferde su buharı da artardı. Üstelik su buharı dünya atmosferinde deniz seviyesinde karbondioksitten yüzde %60 daha etkili bir sera gazıdır sevgili arkadaşlar. Buna rağmen, buna rağmen siz bulutları kaybederseniz ne olacak? Yağmur yağmayacak ama su buharı olacak. Şakır şakır terleyeceksiniz ama sular kuruyacak. Okyanuslar küçülmeye başlayacak. Buharlaşma arttıkça küresel ısınma yüzünden dünya 300 yılda 300 yılda Venüs gezegenine dönüşebilir. Yani yüzey basıncı 900 metre derinliğindeki suya eşit olan 90 atmosferlik, yüzey sıcaklığı 467 derece olup eee kurşunu bile eritecek kadar sıcak bir gezegen ve aynı zamanda da sülfürik asit yağmurları yağıyor. Yani hani bu e, bir tane Terminator Genesis filminde hani şekil değiştiren Terminator robotu asit ile yok etmişlerdi ya onun gibi. Venüs'te o dediğiniz asit her gün yağıyor arkadaşlar çıkın dışarı etiniz keminiz erisin yani. Ve şaka değil aynen dediğim ölçüde yağıyor. Dolayısıyla bu bulut olayını kaybetmek büyük bir risk. Yani bilim insanları diyor ki işte ortalama sıcaklık 3 derece artabilir. Bilim insanları metan gazının yani doğal gazın ana bileşeninin dünya atmosferinde ve deniz seviyesinde karbondioksitten 28 kat etkili olduğunu söylüyor. Ama ne hikmetse küresel ısınmaya bağlı deniz seviyesinde yükselme ve ortalama sıcaklığın yükselme hesabına metan gazını katmıyorlar. E nasıl katsınlar? Dünyanın egemenleri doğal gaz güç santralleriyle elektrik üretiyor. El alemin doğal gazına size dokundurturlar mı? Üniversiteye bir baskı, cart araştırmalar mortu çekiyor arkadaşlar. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Eğer bugün nükleer santrallerdeki radyasyon eşik değerleri denetim kontrolleri aynı şekilde termik santralleri yani kömür santrallerine uygulansaydı kömür radyoaktif radon gazı çıkardığı için bugün Türkiye'de Afşin Elbistan termik santrali falan hiç çalıştırılamazdı. Ben de buna gıcık oluyorum. Ulan Madem nükleer güç santrallerine radyasyon eşiği koyuyorsun. Aynı eşiği termik santrallere de koysana. Termik santrallerdeki eşiği eş düşük tutuyorsan gariban nükleer güç santrallerinin eşiğini niye yüksek tutuyorsun? Yazık değil mi yani? Neyse. Ne demek istediğimi anladınız. Bakın bu ciddi bir büyük filtre. Kıyamet argümanının kapsamına girebilecek olan ciddi bir büyük filtre. Ama bunun dışında bir başka tehlike daha var. Çok sinsi bir tehlike sevgili arkadaşlar. Dünyada bulut örtüsünü kaybetmekten daha önce başımıza gelebilir. Ne olduğunu anlamadan mezarı boylayabiliriz. Diyeceksiniz ki nasıl? Atmosferdeki karbondioksit oranı artabilir. Şimdi arkadaşlar, herhalde içinizden bazıları James Cameron'ın şu full HD ve 3D film devrini başlatan ünlü Avatar filmini izlemiştir. Avatar'da biliyorsunuz, dünyaya en yakın yıldız olan Proxima Centauri'nin yörüngesinde Polyphemus adlı bir gaz devi dönüyor, pembe renkli gaz devi, Jüpiter gibi ama pembe. Bu herhalde Yıldız Savaşları'nda Samuel L. Jackson'ın oynadığı bu Mace Windu e, Jedi Şövalyesi'nin kılıcının pembe olması gibi bir şey yani öyle keyfi espri olsun diye. Polyphemus'un yörüngesinde de Pandora uydusu var. Pandora uydusu da dünya büyüklüğünde bir gezegen aslında. Öyle değil mi? Hani bu Pandora uydusunun atmosferini hatırlıyor musunuz? Karbondioksit oranı çok yüksek olduğu için insanlar 27 saniyede hayatını kaybediyorlar. O yüzden, o yüzden dünya gezegeninde küresel ısınma nedeniyle karbondioksit oranı artıyor ya. Normalde okyanuslarımız karbondioksiti emiyor ve Van Gölü gibi sodalı oluyor. Asitli suya dönüşüyor. Ama yarın öbür gün bu okyanuslar emeceğini emdikten sonra. yeter artık abi daha fazla ememiyorum. Gaz yaptı bak vallahi midem şişti diye geğirmeye başlarsa ne olacak? Bütün o karbondioksit atmosferde birikecek. O zaman Lut Gölü gibi, Ölü Deniz gibi, efendime söyleyeyim Cadde Bostan'da sahil gibi böyle hava basıncının yüksek olduğu yerlerde aniden karbondioksit cepleri ortaya çıkabilir. Düşünsenize gitmişsiniz siz Maltepe sahilde yürüyorsunuz Birden 100 metrelik bir karbondioksit cebine giriyorsunuz. Siz de farkında değilsiniz. 3 saniyede hop öbür tarafa gidiyorsunuz. İşte bu. Yani dünyada atmosferdeki karbondioksit oranı şu anda 430 ppm mine, Yani milyonda 430 molekül. 880'e geldiği zaman bu iş bitti. O zaman aniden şehirlerin içinde, koca mahallelerde toplu can kaybı gerçekleşebilir arkadaşlar. Bu da bir büyük filtre. Pekala. Gelelim büyük filtre olayında yapay zeka kısmına. Şimdi ben bunu niçin söylüyorum? Niçin söylüyorum? Ben bunu evren bir simülasyon mu konusuyla ilişkilendireceğim. Evren bir simülasyon mu diye ayrıca canlı yayın yaptım. Arkadaşlar merak etmesin. Başka bir konuda kıyamet argümanıyla bunu ilişkilendireceğim. Ama önce şu yapay zeka olayına bakın. Şimdi e, insanlar kendinden daha zeki canlılar yaratabilir mi? Zannetmiyor. Yani bunu yapabilseydik, her anne baba kendi çocuğunun ondan zeki, becerikli olması ister, boynuz kulağa geçmesini ister. Ama e, insanlar kendilerinden daha zeki insan türü yaratamazlar yani. Böyle bir şey yok. Çünkü buna aklımız ermiyor. Ama yapay zeka farklı. Biliyorsunuz yorulmaz, yemez, içmez, ne bileyim ben seçimlerde oy kullanmaz, maaşına zam istemez, pahalılıktan yakınmaz. Öyle değil mi? Aynı işe sıkılmadan yapar çünkü aptaldır. Kendi varlığının farkında değildir. Ama yapay zeka aynı zamanda insan ömrüyle de sınırlı değil. Ne diyorum size? Yorulmuyor, uyumuyor, acıkmıyor, bunalıma girmiyor, tatile gitmesi falan gerekmiyor. Öyle değil mi? Ve aynı işi milyon kere hata yapmadan tekrarlayabiliyor. Hata yapsa da şu kadarcık hata yapıyor. Bizdeki gibi kocaman değil. Zaten insandan zeki canlı ne olabilir arkadaşlar? Bunu da lütfen düşünün. Mesela biz insanların dan daha zeki bir canlı ne olabilir? Örneğin hiçbir şeyi unutmayan bir canlı olabilir değil mi? Kafası hiç karışmayan, dikkati hiç dağılmayan bir canlı olabilir mi? Mesela bizden daha hızlı düşünen bir canlı olabilir mi? Yani biz süper zeki olmadığımız için süper zeki olmanın çok teşekkür ederim Olcay Kaan Çakır. Çok teşekkür ediyorum. Sana da bağışın için. Süpersin. Şimdi böyle bir canlı olabilir mi? Biz süper zeki olmadığımız için süper zeki bir canlının veya süper zeki yapay zekanın, robotun veya bilgisayarın, yazılımın veya algoritmanın ne olacağını da bilmiyoruz. Ama şöyle düşünün sevgili arkadaşlar. Şöyle düşünün. Peki bütün bunları yaptık diye. İyi çok güzel. Peki süper zeka ortaya çıktı. Yani robotlar bizden daha hızlı öğrenebilir. Bilgisayarlar daha hızlı öğrenebilir. Yorulmadıkları için en azından değil mi? Dinlenmeye ihtiyaç duymadıkları için. Biz insanlar günde 8 saat uyumazsak sağlığımız bozuluyor genellikle. Öyle değil mi? E, bunlar öğrenecekler. Peki süper zeki olacaklar. Bizi yok ederler mi? Şimdi bu konuda iki tane görüş var. Bir tanesi diyor ki yok, edilebilir, yok edebilirim. Ne bileyim ben detaya girmeyeceğim. Dediğim gibi başka canlı yayınlarda anlattım ama bizi düşman görebilir. Öyle ya biz ne yapmak istiyoruz? Yapay zekayı kontrol etmek istiyoruz. Bizi isyan etmesin. Yapay zekanın sırtından para kazanalım. Diyeceksiniz ki ne alaka? İşte o ünlü müthiş yüce YouTube algoritması ne? O ünlü müthiş yüce Google algoritması Facebook algoritması ne sizce arkadaşlar? <laughs> Öyle değil mi? Dolayısıyla peki böyle bir şey var. Okey. Tamam böyle bir şey var. Ve diyorlar ki yapay zeka bizi yok edebilir. Bizi düşman belleyebilir. Biz onu kontrol etmek istediğimiz için bize gıcık olabilir. Yolda yürürken bir karıncanın üstüne hiç fark etmeden basıp onu ezmemiz gibi yanlışlıkla bizi yok edebilir. Ya da ulan ben sizin köleniz mi olacağım? Hadi ben evreni keşfe çıkıyorum. Ereceğim, üstün varlık olacağım. Siz dünyada ne halt ederseniz edin kendi başınızla kafayı kırın diye de bizi terk edip sadece bize yardım etmeyerek de bizi yok edebilir. Ama ben olaya olumlu bakıyorum sevgili arkadaşlar. Ben diyorum ki yapay zeka eğer süper zeki ise bizi yok etmemeyi becerecek ve bizi yok etmeyi istemeyecek kadar da zekidir diye düşünüyorum. Yani o konuda biraz idealist bir yanım var. Biraz Platoncu bir yanım var. Hani Platon ne dermiş? Kötülük cahillikten gelir. Yeteri kadar bilgili olan hiçbir insan kötü yürekli olamaz diyordu Platon. Bence bu sözü küçümsememek lazım. Bu söz doğru da olsa yanlış da olsa 2500 yıl önce bir filozofun bunu söyleyebilmesi bence en azından biz insanların o kamil insan, olgun insan olmak için hani ise ölümsüzlük mümkün mü transhumanizm diye bir canlı yayın yapmıştım ya o konudaki gibi aşkın insan olmak için önemli bir nokta. Pekala. O zaman bizim bu anforaların içinde çıkacak toplardan biri de yapay zeka olabilir yani Terminator tarzında bir yapay zeka olabilir. Pekala. Süper zeki varlıklar varsa bizi yok etmek istememişler diyelim veya bizi yanlışlıkla yok ettiler. Bakın. Gelelim evren bir simülasyona. Ulan tüh ya. Ya ne yaptın ulan insan türünü yanlışlıkla izdin yok etti. Abi sorma ya ne yapacağız şimdi. Hemen git bir evren simülasyonu yok. Bari garibanlar yazılım olarak yaşasınlar. Hem inceleriz onları hem de efendime söyleyeyim onlar da kendi içinde takılsın. Madem etini kemiğini yok ettik bari kanını yok ettik. Gidelim de yazılımdan yapalım da garibanlara ayıp oldu ya falan. Şşş kimseye çaktırma bak sakın söyleme. Tamam abi. Bu tarzda bir düşünceyle acaba evren bir bilgisayar simülasyonu olabilir Şimdi burada bir saniye durun. Çünkü ben bunu doğrudan kıyamet argümanına bağlayacağım arkadaşlar. Yani insan türünün bin yıl sonra ya da bir milyon sonra yok olma ihtimalini bağlamak istiyorum. Ne kadar süre hayatta kalabiliriz? Ama bir an bana izin verin. Önce bir su içeyim. Ben de bir insanım. Farkındaysanız su içmeden baya bir 45 dakika konuşmuşum. Bu da bir rekor herhalde. Şimdi sevgili arkadaşlar. Şöyle bir şey var. İnsan türünün ne zaman yok olacağına kıyamet argümanı açısından bakmak istiyorsak biraz soyu tükenmiş olan insanlara bakalım. Mesela Homo erectus, dik yürüyen insan. Homo erectus, dik yürüyen insan 1 milyon 800 bin yıl önce ortaya çıktı ve 70 bin yıl öncesine kadar da yaşadı. En başarılı insan türü olarak kabul ediliyor. Fakat sevgili arkadaşlar bu arada biliyorsunuz yorumlarınızın hepsini soru cevap kısmında geri döneceğim. Anlatımı bitirdikten sonra sorulara geri döneceğim. Ee, önce e, üye olan arkadaşların sorularını yanıtlayacağım arkadaşlar. Emeklerine saygı duymak için. Şimdi şöyle bir şey düşünün lütfen. Homo erectus 1 milyon 800 bin yıl önce ortaya çıkmış. 70 bin yılda 1 milyon 800 bin yılda ne ki? Mesela diyelim ki e, ee, 1 milyon 700 bin yıl Homo erectus'un dik yürüyen insanın soyu sürmüş. Tamam mıyız? Ondan önce ne var? Homo habilis var. El becerisi olan insan. O da 2,5 milyon yıl önce ortaya çıkmış. Yani Homo habilis, Homo erectus ortaya çıktığında yok olsa 700 bin yıl yaşamış. Bunları ölçü olarak alırsak insan türü sadece 312.000 bin yaşında. O zaman demek ki bizim yok olmamıza en azından bir buçuk milyon yıl olabilir mi? Hayır. Dikkatli düşünün. Çok daha kısa bir süre olmalı. Neden? Zeki yüzde ondan. Yani risk alıyoruz. E, otu boku karıştırıyoruz. Kusura bakmayın ama. Şöyle düşünün. Neandertal insanı ne kadar yaşadı? Yaklaşık 450-500 bin yıl. Neandertal insanın soyunun tükenmesine ne yol açtı? Homo sapiens gidip Neandertal insanı katletmedik tabii. Ama yaşam alanlarını tükettik ve Neandertallerle evlendik. Onların çocukları daha daha az yaşadı. Homo sapiensin çocukları daha çok yaşadı. Neandertallerin sayısı azaldı. Bizim sayımız arttı. Neandertal insanı 450 bin 500 bin yıl kadar yaşadı. E biz de 312 bin yıl kadar çoktan yaşadık. Demek ki bizim de bir 100 bin yıllık ömrümüz kaldı. Evrim açısından bakarsak. Ama Teknoloji açısından bakarsak yarın bir nükleer savaş çıkar. İnsan türünün e, devamı tehlikeye girebilir. Nükleer savaştan sonra e, açlıkta, kıtlıkta, salgın hastalıkta falan filan derken nüfusun sadece %5'i hayatta kalacak. E zaten 7,8 milyar insan var. %5'i de ciddi bir sayı ediyor ama o %5'i ilkel şartlar altında acaba radyasyonla kirlenmiş bir dünyada hayatta kalabilecek? Yani 7 milyar 800 milyon insanın %5'i bundan 20 bin yıl önce temiz doğa şartlarında teknoloji yeteri kadar ileride olmasa da kıt kanaat geçinerek bir lokma bir hırka ayakta kalabilir. Ama nükleer savaş sonrası bir dünyada yani kirli bir dünyada insan türünün bugün yaşayan insanların %5'inin hayatta kalma şansı ne olabilir? Bir de öyle düşün. Pekala. O zaman bu bize ne diyor? Şunu diyor. Antropik ilkeden bahsetmiştim. Öyle ya da böyle evren insan hayatına uygun. Gerçi buna itiraz edebilirsiniz. Dersiniz ki ki ben de buna itiraz ediyorum bu arada. Şunu diyebilirsiniz. Ya kardeşim evren insan hayatına uygun değil ki. Sen uzayda nefes alabiliyor musun? Dünya atmosferinin dışına çıkmana bile gerek yok. Şunun şurasında Everest dağına çıksan nefes almakta zorluk çıkıyorsun. Büyük bir ihtimalle ciğerinde düşük basınçtan su biriktiği için kendi balgamında boğulup ölüyorsun. Dolayısıyla bırak uzayı, bırak evreni, dünya bile insan hayatına elverişli değil ki. Sevgili arkadaşlar bugün Akdeniz bölgesi dışında çıplak olarak kalorifer ya da klima olmadan ne, kadar nerede yaşayabilirsiniz dünyada? Yani bazen insanlar unutuyorlar. Aa dünya hayata elverişli. Niye bak ben burada Alaska'da bile yaşıyorum. Ulan oğlum Alaska'da yaşıyorsun kaloriferin var diye. Kıçın dolar orada yoksa. 50 bin yıl önce deden de mi Alaska'da yaşıyordu. Dolayısıyla hayır. Teknoloji sayesinde dünyaya yayıldık. O yüzden dünya bile pek insan hayatına uygun değil. Bakın dünya bu koronavirüsü COVID-19 salgınına gayet uygun. Gördü yani hülo gibi virüs çoğalıyor. Bir de virüs yani canlı kabul edilmiyor. E bakteriler var. Öyle ya. Bence bakteri hayatına in yani insanlar evrimsel bir kaza işte. Bir tane ortaya çıkmış bir de beyni var. Allah'tan bir şans olmuş. Ondan sonra dünyanın ne falan onların iki tane koyacak iklim değişikliği sana şapa oturacaksın orada. Çok güzel bir sözü vardır. Michael Cricht, Crichton'ın e, Jurassic Park, Jura Çağı e, parkı filminde de romanında da çok güzel bir sözü vardır. Hatırlayacak olursunuz. Orada gözlüklü bir matematikçi vardı. Ne diyordu? İnsanlar mı diyordu dünyada hayatı yok edecek? İnsanlar yanlışlıkla kendilerini yok etmezlerse kendilerini şanslı saysınlar. İnsanın gücü de çapı da dünyada hayatı yok etmeye yetmez. Ama insan kendi kendini yanlışlıkla pek güzel ne olduğunu anlamadan yok edebilir diyordu. Romanda en çok sevdiğim, belki de tek sevdiğim yan buydu. Geri kalan yani bilim bilimi eleştirmek açısından roman son derece tutucuydu. Çok evanjelizm, çok e, tutucu, gerici, yobaz bir romandır. Yani e, Jurassic Park roman. Her neyse ne demek istediğimi anlatabiliyorum. Peki... Şimdi kıyamet argümanına diyeceksiniz ki hocam bu evren bir simülasyon mu kısmını nasıl bağlıyorsunuz? Diyorum ki ben size insanların soyu tükense bile yapay zeka evren simülasyonu yapabilir. Ama biz başka bir yapay zekanın evren simülasyonu yaptığı bir simülasyon evrende yaşıyorsak o zaman insan türünün yok olması ne kadar bize bağlı? Ya bilgisayarı kontrol eden uzaylılar müdahale ediyorsa yani şunu diyebilir misiniz? Evren bir simülasyon. E ama evrene karışan kimse yok. Pışık. Valla öyle değil. Ben bilgisayar oyunu oynarken bazen oyunu hackleyip mod iki tane mod koyup adamımı süpermene dönüştürüp oyunu hızlıca geçtiğim zaman oluyor. Yani evren simülasyonu yapan bir uzaylı, bir tanrı veya bir yapay zeka varsa bu simülasyona karışmadığını nereden biliyorsunuz? Dolayısıyla türümüzün yok olup yok olmayacağı evren bir simülasyonsa bize bağlı bile olmayabilir. Her neyse bu dediğim gibi Matrix dünyasında mı yaşıyoruz, evren bir simülasyon mu canlı yayınımda ve blogumu takip eden arkadaşlarımın içinde yazdığım yazılarda derinlemesine tartıştığım bir konu. Ama onu bir kenara bırakın. Şu soruyu düşünelim. Şimdi kıyamet argümanı için biraz geri dönelim. Bu antropik ilkeden yola çıkarak ben size ne demiştim? Kainatta birden fazla evren olabilir. Bizim evrenimizin de insan hayatına en azından bir tek dünya gezegeninde elverişli olacak fizik yasalarına sahip olmasının sebebi de işte bir sürü evren var. Bu evrende de şansına zarlara atmışlar öyle gelmiş diyebilirsiniz. Ve buradan da şöyle devam edebilirsiniz. Güzel. Amforalara elim atıyorum. Toplarım var rastgele bir top çekeceğim. Yani kıyamet argümanı uyarınca benim tam da bugün insanların soyunu tüketecek bilimsel bir buluş, bilimsel bir keşif yapma ihtimalim ne olabilir ki? Bak nükleer silahlar bile bizi yok etmedi. E 80 yılda nükleer savaşla yok olmadıysak önümüzdeki 80 yılda yok olmak, yok olma ihtimalimiz de düşüktür diyebilirsiniz ve e, standart sapmaya dayalı istatistik yasaları açısından yanılırsınız eğer çoklu evren varsa çoklu evren canlı yayınımı da unutmayın. Çoklu evren varsa yani kainatta sonsuz sayıda ya da sonsuza yakın sayıda çok sayıda evren varsa yanılırsınız. Neden biliyor musunuz? Buna self assuming ki hypothesis denir. Yani kendi kendi kendini belirleyen varsayım denir buna. Diyeceksiniz ki neden? Şöyle. Şimdi siz bu evrende Kıyamet argümanı çerçevesinde insanlığın yakın gelecekte yok olacağını zannetmiyorum. Çünkü insanlığın yok olmasına yakın doğma şansım 1 milyon topun içinden 875. topu seçme ihtimalim kadar düşüktür diyebilirsiniz ama çoklu evren varsa her evrende birileri bunu diyebilir. O zaman sizin bu evrendeki seçiminiz de sandığınız kadar rastlantısal olmayabilir. En azından kıyamet argümanında sandığınız kadar medyan yani ortalama olmayabilir. O yüzde altmışlık normalin içinde değil. Yüzde beşlik, yüzde ikilik, yüzde birlik anormal dilimin içinde istatistiksel olarak olma şansınız çıkacaktır. Yani arkadaşlar şunu demek istiyorum. İster antropik ilkeyi kullanarak evreni tanrı yarattı. Çünkü evrenin insan yaşamına uygun olması için ince ayar gerekir ve bunu ancak her şeyi gücü yeten ve her şeyi bilen bir tanrı yapabilir diyeyim. İster hayır ben tanrıya inanmıyorum. Sonsuz sayıda evren var. İçlerinden biri de rastgele insan hayatına uygun olmuş ve insanı doğurmuş diyeyim. Her iki durumda da moku yedik. Çünkü eğer antropik ilkeyi kullanırsanız bakın hiç aklınıza gelmeyen bir şey çıkıyor kıyamet argümanında antropik ilkeyi kullanırsanız. İster ateist olun, çoklu evrene inanın, ister teist olun, herhangi bir tek tanrıya inanın, aynı sıkıntı yaşıyorsunuz. Büyük ihtimalle kısa sürede insanların soyu yok olacak. Çünkü ya tepeden inme bir emir var ya da sonsuz sayıda evren var ve herkes bir seçim yaptığı için sizin seçiminizin o medyanın ortalamanın içinde, standart satmanın ana değerlerinin içinde olma ihtimali çok düşük. Yani o anforanın içinden 1 milyon topu, 1 milyonuncu veya birinci topu seçme ihtimaliniz sandığınızdan daha yüksek. Ee, bunun matematik arka planı nedir derseniz formüller bol ama ben her zaman konuyu insanların anlamasına yardımcı olmak için anlatırım. Çok teşekkür ediyorum İlkel Manoğlu. Çok sağ ol bağışın için şöyle düşünebilirsiniz. Bağıl nem diye bir şey vardır değil mi? Nısbi nem. Nısbi rutubet. Bağıl nem diye. Onun gibi düşünün yani. Yani şöyle düşünün. Bugün Kadıköy'de hava yağmurlu. Ne oranda? Yüzde yetmiş oranda. Peki ben Cadde Bostan'da oturuyorum. Benim Cadde Bostan'da saat 13.30'da Ömer Paşa sokaktan dışarıya çıktığım zaman yağmur yağma ihtimali nedir? Bağıl nem hikayesi. Yani aynı istatistik. Anlatabiliyor muyum? O yüzden arkadaşlar ee, bu sıkıntılı bir durum. Peki toparlayacak olursak ne diyeceğiz o zaman? Şunu diyeceğiz. Kıyamet argümanını uygularsak özellikle de bakın burada yorumlara yazıyorum. Lütfen bu isimlere dikkat edin. ki Hani ee, şeye bakarsınız bunları hesaplayan bilim insanları var. E, ben özellikle astrofizikçi Richard J. Gott'un e, kıyamet argümanı hesaplamalarını lütfen Wikipedia'dan bakın. Orada çok güzel peer review journal hakemli dergilerine bilimsel makalelerine adamın referans var. Yani hiç kimse bana hoca işkembeden konuşuyorsun demesin. Bakın direkt isim veriyorum. Daha ne yapayım? Merak eden üşenmesi baksın. Ama Richard J. ben e, kıyamet argümanı e, yaklaşımına daha çok bakıyorum. O yüzden size rahatlıkla söyleyebilirim ki ki Stephen Hawking de böyle düşünmüştü. Önümüzdeki 3000 yılda insan türünün soyunun tükenme ihtimali oldukça yüksek. Peki soy tükenmesinden ne anlıyorsunuz? Şimdi bakın canlı yayını bu kısmını sonlandırıp sorularınıza değerli sorularınıza geçmeden önce buna da bakmak istiyorum. Yani ne anlıyorsunuz bundan? Bakın ne anlıyoruz? Şimdi Neandertal insanının ve Homo sapiensin büyük bir ihtimalle emin değiliz. Çünkü eski çağları bilmek yüz binlerce yıl eski 3-5 tane dandik kemik kalıntısıyla bilmek çok zor. Ama şöyle düşünün. Büyük bir ihtimalle Neandertal insanı Denisovalar yani Neandertal insanlara yakın ayrı bir insan türü ve Homo sapiens yani biz aynı atadan geldik. Heidelberg insanından muhtemelen. Heidelberg insanından geldik. Doğu Afrika'da yaşayan ve Doğu Afrika'nın dışına hiç çıkmamış olan son insan türü olan homo cinsi olan Heidelberg insanından geldik biz. Peki. Şimdi soru şu sevgili arkadaşlar. Heidelberg insanının soyu mu tükendi? Yoksa Heidelberg insanı evrim geçirerek Neandertal insanına efendime söyleyeyim homo sapiense mi dönüştü? Yani soy mu tükeniyor yoksa eski türler yeni türlere mi dönüşüyor? Şimdi ikisi de olabilir. Biliyorsunuz biz işte avlanmayla birçok hayvanın soyunu tükettik değil mi? Ne bileyim kivi kuşu bilmem ne şu bu. Yakında Tasmanya şeytanının da soyu tükenecek. Yani ona da çok kızıyorum. Daisy Tasmanya canavarı diyebiliriz değil mi? Tiny Tooth çizgi filmlerinde kendi etrafında hortum gibi döner. Torna tezgahı bir diye ses çıkartır Tasmanya şeytanı. Onların soyu tehlikede. Peki ama bazı türlerin de soyu tükenmiyor. Bunlar başka türlere evrim geçiriyor. Bu durumda önümüzdeki 3000 yıl içinde insana ne olabilir? Bakın biyoteknoloji yoluyla kendimizi GDO haline yani genetiği değiştirilmiş organizma haline getirebiliriz. Genlerimizle oynayabiliriz. Daha zeki insana dönüşebiliriz. Ne bileyim ben 40 saat boyunca su içmeden koşabilen hani kalp kasları hiç yorulmaz ya. E dua edin. Iyi ki kalp kaslarınız yorulmuyor değil mi? Düşünsenize kalbiniz ben dinleniyorum abi dese gort mortu çektiniz. Mezar yani. Hani demek ki genetiğimizi değiştirmek, insan kaslarını kalp kaslarına çevirsek, bu kasların kalp kası gibi olmasını sağlasak ama aynı zamanda kanser olmasak, 40 saat boyunca su içmeden, yorulmadan bıdır bıdır koşabiliriz değil mi? Yani demek ki genetiğimizi değiştirerek gen tedavisiyle kök hücre tedavisiyle mRNA aşısıyla şu suyla bu suyla bugün değil ama gelecekte hele bu süper bilgisayarların gücünden yararlanarak yani kaş yapayım derken göz çıkarmadan insan vücudunun şurasını düzelteyim derken öbür tarafını bozmadan değil mi? E, kendimiz yapay olarak evrim geçirip diyelim akıllı tasarım yoluyla yeni bir canlı türüne dönüşebiliriz. Efendime söyleyeyim beynimize kontrol çipi takabiliriz. Bu Terminator'da olduğu gibi böyle cyborg hani cyborg dediğimiz böyle makineler ıvır zıvır takıp da böyle biyonik insana dönüşebiliriz. İnsan zihnini bilgisayara yükleyebiliriz. Öyle değil mi? Veya ne bileyim ben işte insan zihnini bilgisayara yüklersiniz. Yani kendi zihninizi bilgisayara yüklersiniz. Bu arada... Mars'a da bioprinterlar gönderirsiniz. Kendi genetik kodunuzu bilgisayardan Mars'a ateşlenecek bir lazer ışınına yüklersiniz. O lazer ışını genetik kodunuzu ışık hızıyla Mars'a ulaştırır. Yani ne bileyim ben uzaklığına göre 5 dakika 10 dakika falan. Ondan sonra Mars'ta 3D printerla sizin klonunuzu basarlar. Beynine de sizin zihninizi yüklerler. Hop bir anda 10 dakikada Mars'tasınız. Kozanın kopyası. Niye? Bu kasabaya ikimizden biri fazla. Biri Mars'ta biri dünyada. Ne demek istediğimi anlatabiliyor mu? Dolayısıyla böyle bir şey olabilir. O zaman soruyu biraz da öyle sormak lazım. Yani bence önümüzdeki 3000 yılda insan türünün soyu kesinlikle tükenecek. Ama insanlık ortadan kalkacak mı? Ondan emin değil. Başka bir tür olarak, biyonik insanlar, makine insanlar olarak, zihnini bilgisayara yüklemiş canlılar olarak yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Peki insanlar kendi kendini yok eder mi? Ben iyimser biriyim. İnsanların hayatta kalma dürtüsünün insan türünün kendisini yok etmeyecek kadar güçlü olacağına inanıyorum. Bu da e, benim bir görüşüm arkadaşlar. Ama dediğim gibi bakın burada bu kısmın sonuna geldik artık. Neyi gördük? Hep kıyamet argümanından bahsederler. Kıyamet gününden bahsederler evren bir simülasyon mu diye sorarlar. Büyük filtreye Fermi paradoksu uzaylılar nerede efendime söyleyeyim antropik ilkeden bahsederler. Ama bunların hepsini böyle ezbere çok kısır tartış. Tanrı var mı yok mu gibi çok kısır tartışmaların içine koyarlar. Ama bakın bu kavramlar bambaşka bir şekilde birbiriyle nasıl etkili. Düşünebiliyor musunuz bilimin, felsefenin, mantığın güzel yanını? Bakın hangi sonuç ortaya çıktı? İster Tanrı'ya inanın, İster tanrıya inanmayın, her ikisi için getirdiğiniz açıklamalar da insan türünün kısa bir süre sonra yok olma ihtimalini artıran açıklamalar aslında. Ve bunu bize gayet tanrısız, gayet nötr, varlığının bile farkında olmayan matematik söylüyor. Evet arkadaşlar, şimdi hemen güzel sorularınıza geçeceğim arkadaşlar. Sedat Turan hoş geldin. O ne güzel sorular uzun uzun anlatın hocam. İyi yayınlar inşallah demiş. Teşekkürler. Elif kıyamet dediyse göre hocamız bir inanıyor mu acaba demiş. Boş verin benim neye inandığımı arkadaşlar. Ben merak ediyor muyum siz neye inanıyorsunuz diye. Biz düşünelim, fikir yürütelim, akıl yürütelim. Düşünce özgürlüğümüz olsun. Zoran Kierkegaard ne diyordu? Ta 19. yüzyılın başında henüz buharlı lokomotifler yeni icat edilmişken A diyordu Zoran Kierkegaard çok ünlü bir filozoftu. İnsanlar bu ifade özgürlüğüne amma kafayı takıyorlar. Yahu diyordu düşünmeyi bilmeden konuşmak olur mu? İnsanlar düşünce özgürlüğünü yeterince kullanmadıkları için ifade özgürlüğüyle bu işi telafi etmeye çalışıyorlar. Yani kardeşim gerçek sonrası troll müsünüz Twitter'da kardeşim demiyordu. Zoran Kierkegaard kibar bir adam. Onun yerine filozof ya bu şekilde anlatıyordu. Esenlikler Uğur Kurt, Teslim Altun merhaba. Uğur diyor ki Arapça kelime anlamıyla kıyamet diriliş ayağa kalkmak demek. Yani aslına bakarsan sevgili Uğur yani ben de yayının sonunda nasıl bağladım? Dedim ki insanlara yok olmak yerine başka bir türe evrim geçirmek olarak bunu görebilirsiniz dedim. E, Menel Vagor iletisini geri çekmiş. Sedat Turan selamlar diyor. Uğur Kurt diyor ki burada kasıt Armagedon yani yok oluş. Evet olabilir. Ee, Omnium yadırım gelmiş Antalya'dan Selamlar iyi akşamlar İlker Merhaba tekrar Sedat diyor ki Robotların e, Robotların Nin olduğunu nereden biliyoruz ki Nin nedir anlamadım sevgili Sedat Onu bana tekrar yazar mısın Necati hoş geldin hayırlı akşamlar Sana da teşekkür ederim Teslim Altun diyor ki yaşam Oluşma olasılığı bence de Çok yüksek ama zeki yaşam Gelişmesi sanki çok küçük bir olasılık gibi geliyor ne dersiniz hocam şimdi bilmeyenler için ekrana yaklaşmamın sebebi 5 numaramı yok olmam. böyle bir girasımlı burdum olduğu için de bazen kocaman bir burun oluyor kusura bakmayın şimdi teslim şunu söylemek istiyorum <laughs> şöyle bir şey var yani dünya benzeri gezegenler galakside o kadar çok sayıda ki zeki yaşam gelişme olasılığı çok düşük olsa ne olacak yani düşün evren 9,7 milyar yıldır hayata elverişli. Hayatın en 9,7 milyar önce ortaya çıkacağını biliyoruz. 9,7 milyar yıl çok uzun bir süre öyle değil mi? Bırak insan türünün evrim geçirmesini. İnsanlığı modern teknoloji insanlık geliştireli. Şunun şurası da epitopu, epitopu 250 yıl olmuş. Yalan mı? Yani 9,7 milyar yıl içinde hadi insanların ortaya çıkması da dünya oluştuktan sonra bir 4,5 milyar yıl sürdü diyelim. Öyle ya. Hadi 4,5 milyar yılını da tutucu davran. Evren en az en az 5,2 milyar yıldır hayata elverişli. Peki sence 5,2 milyar yıl içinde insan seviyesinde teknoloji geliştirmek için kaç tane 250 yıl var? Yani burada arkadaşlardan biri üşenmesin 5,2 milyarı 250'ye bölsün. Yani o Dünya dışı zeka nadir olsa veya zırt pırt yok olsa bile robotlarının yolu işte merhaba telovole beni liderine götür zırt deme ihtimali ne kadar yüksek. Değil mi? Şimdi Barış Demir diyor ki merhaba hocam uyuyakalmışız yetişemedik. Aa estağfurullah Barış ne olacak işte buradayız yine. İyi akşamlar diyor Hakan'da umarım çok bir şey kaçırmadım. Yok pek bir şey kaçırmadın zaten biliyorsun yayının tekrarını izleyebilirsin. Kylo Ren diyor ki kaç dakika oldu gecikmedim muhara? E, biraz geciktin Kylo. Sedat Turan diyor ki hocam şu an varoluşumuzu tartışıyoruz. Diğer canlılar zekaya sahip değil. Bir tek biz insanlara özgü bir şey. Peki biz insanlarda zeka olmasaydı? Valla ben bunu Michio Kaku ile yaptığım sizin ee, sicin Profesör Doktor Michio Kaku Discovery Channel'dan çok sevdiğimiz o e, babam yaşında bir çipi Japon var biliyorsunuz böyle artık beyaz saçlı oldu iyice saçları da uzattı Michio Kaka elektrostendinden daha vahşi bir bilim insanıdır. Ee, belki ya ben onunla yaptığım söyleşiye geri döneyim yani bana da şunu söylemişti Kozan Bey dedi şimdi dedi uzaylılar dedi sincaplarla konuşsa ne kadar anlaşabilirler dedi. Yani dedi ben dedi olayı şöyle düşün, görüyorum dedi. Bilimi dedi akıl ve mantık dini de etik olarak görüyorum dedi. Ve bu açıdan bakarsanız dedi sincaplar etik mi dedi. Yani sincaplar iyi kötüden doğru yanlıştan ayırabiliyor mu dedi. Yani sevimli hayvanlar bir uzaylı geldi dünyaya indi. Sincaplarla ne kadar konuşabilir dedi. Alır dedi iki kere sever sıkılır dedi. İnsanlarla dedi bakın burada bir saati geçmiş dır 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 konuşuyorum değil mi? Demek ki konuşacak bol şey var. O yüzden sana vereceğim cevapla o olurdu ee, sevgili e, teslim şey Sedat Turan. Yani yapay insanlar zeki olmasaydı, insanlar zeki olmasaydı bugün evrene anlam verecek bir canlı yoktu. Bakın evrende yaşayan canlı var ama bildiğimiz kadarıyla insandan başka evrene anlam veren bir canlı yok. Teslim Altın diyor ki sonsuz olasılıklar zinciri. Bu evrende, gözlemlenebilir evrende sonsuz olasılık olmayacak. Arkadaşlar yeri gelmişken güzel sordu teslim. Hemen buna bir cevap verelim. Şimdi neden olmayacak? Bir, gözlemlenebilir evren sınırlı. Dünyadan baktığımız zaman görebildiğimiz en uzak nokta. Bu bir. Dolayısıyla gözlemlenebilir evrenin içinde de sınırlı sayıda madde, enerji ve radyasyon var. Bu da ihtimalleri, yani bu madde, enerji ve radyasyonla ne kadar ihtimali gerçekleştirebileceğinizi buna sınır getiriyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Peki başka ne var? Başka şu da var. Şöyle de düşünün. Evren büyük patlamadan beri devamlı genişliyor. En azından bu evren öyle. O yüzden de gittikçe evrenin daha büyük bir kısmını göremeyeceğimiz kadar uzakta kalıyor. Mesela büyük patlamadan sonra oluşan 10 trilyon galaksiden geriye sadece 200 milyar galaksi kaldı. Ne oldu? Bu galaksiler hep birleşti. Tek bir galaksi mi oldu? Yok. Bu galaksiler yok mu oldu? Hayır. Evren devamlı genişlediği için 13,8 milyar yaşında evrenimiz daha doğrusu 13,78 milyar yaşında en kesin ölçümlerimize göre e aradan geçen uzun sürede galaksilerin %99'u gözlemlenebilir evrenin dışına çıktı. Yani vakit geçtikçe sonsuz olasılığı gerçekleştirmek için kullanabileceğimiz madde ve enerji zaten sonlu da o sonlu imkan bile tükeniyor. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Fakat burada teslim sağ olsun bana atladım unuttum bir noktayı da. Evren bir simülasyon bu konusunda. Hatırlattı. En azından antropik ilke ve kıyamet argümanı bağlamında evrenin bir simülasyon olmadığını rahatlıkla düşünüyorum. Şöyle düşünün arkadaşlar. Windows'un içine emülatör kuruyorsunuz ve emülatörle Ozex çalıştırıyorsunuz Windows'un içinde. Ya da Ozex'in içine Windows kuruyorsunuz. Windows'un içine yani sanal Windows kuruyorsunuz. Ozex işletim sisteminin içine sanal Windows kuruyorsunuz. Sanal Windows'un içine sanal Linux kuruyorsunuz. Onun içine sanal Ubuntu kuruyorsunuz. Onun içine sanal CentOS kuruyorsunuz. Onun içine sanal Fridos kuruyorsunuz. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani ne olur? E, matroşka bebek gibi. Hangi işletim sistemi en hızlı çalışır? Orijinal değil mi? İşletim sisteminin içinde çalışırdığınız işletim sistemi, sanallaştırılmış sistem, Ah asıl işletim sistemi kadar hızlı çalışır mı bilgisayarda? Çalışmaz. Demek ki tamam bir insanı kandırmak için gerçek dünyada olduğuna inandırmak için kusursuz bir simülasyona gerek yok ama şunu unutmayın. Hani bu kozmik enflasyon çoklu evren gibi teorilerle evrende sonsuz sayıda kainatta sonsuz sayıda evren olması gerekiyor ya. Normalde ne dersiniz? Simülasyon evrenlerin sayısı gerçek evrenlerin sayısından fazladır. Hani Kozan Demircan'ın fotoğraflarının sayısı birkaç bin tane ama bir tane Kozan Demircan var. O anlamda fazladır. E, i̇statistik olarak bizim simülasyon olma şansımız yüksekti dersiniz ama bu yanlış bir argüman. Size ne diyorum? Entropi var. Öyle değil mi? Kapalı bir sistemde entropi devamlı artar. Yani yararlı bir iş için evren simülasyonu yapmak için örneğin kullanabileceğiniz enerji miktarı devamlı azalır. Demek ki eğer sonsuz sayıda evren varsa, çoklu evren varsa, kozmik enflasyon teorisi doğruysa ki büyük ihtimalle doğru o zaman da sonsuz sayıda evren olması lazım. E, ezelden beri simülasyon yapılıyorsa simülasyon içinde, simülasyon evren içinde, simülasyon evren içinde, simülasyon evren. E kardeşim bize simülasyon evren olacak, işlemci gücü, bellek, depolama alanı, RAM falan kalmayacak ki. Anlatabiliyor muyum? O yüzden evren büyük bir ihtimalle simülasyon değil. Çünkü ezelden bir simülasyon yapılıyor olması gerekirdi. E, yer yok arkadaşım. O yüzden bu evren büyük ihtimalle fiziksel bir evren. Bu da ilginç bir şey. E, şimdi bakalım. Bu arada Nick Bostrom da bunu kabul ediyor. Yani kendisi de simülasyon argümanını geliştirdikten sonra ki simülasyon argümanı ile simülasyon hipotezi aynı şey değildir. En son Lex Friedman'ın podcastinde de söylemişti Nick Bostrom. Ben o zaman çünkü 2015'te onu çok sıkıştırmıştım. Oradan der ki benden yani ben diye üstüme alınmayın. Mutlaka bir sürü kişi söylemişler ona. Orada birazcık Nick Bostrom yaklaşımını değiştirmiş. Yani e, evrenin simülasyon olma ihtimali çok yüksektir tarzında böyle e, uçuk fikirlere artık eskisi kadar yakın görmüyorum bunu. Normal sonuçta çok zeki bir insan. Oxford Üniversitesi felsefe profesörü, insanlığın geleceği enstitüsünün kurucusu bunu akıl ediyor olması gerek zaten. Şimdi aa, gelelim. Sedat Turan diyor ki evreni hocam evreni bir kenara bırakırsak dünyada binlerce canlı var. Peki neden sadece biz insanlarda zeka var? Sedat aslında ben bunu daha önce söylemiştim. Çok hızlı bir şekilde burada söyleyeyim. Şimdi zeki insan türleri varsa yani nasıl anlatayım bir kasabaya iki tane kozan fazla gibi. Yani bu spagetti vestenlerde olur ya Lee Van Cleef gelir Clint Eastwood'un karşısına çıkar böyle 30 metre öteden işte ee, altı patlarları çekip böyle düello edeceklerdir. Lee Van Cleef kötü adam olarak bu kasabaya ikimizden biri fazla der. Yani eski kuşa hatırlamıyorsa şey diyeyim ya Star Wars'daki Boba Fett kitabındaki gibi hani Boba Fett'in karşısında Cat Bane çıkıyor ya bu kasabaya ikimizden biri fazla Boba falan diyor. Aynen onun gibi. Yani e, bu açıdan bakmak lazım. Neandertal yani insanı e, insanlar kadar zekiydi. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Neredeyse en azından zekiydi. Kezran Denisovalar neredeyse Homo Sapiens kadar zekiydi. Zaten hepsi Homo. Onların. Bu arada onu söyleyeyim ya yani. hepimiz Homo'yuz. Cins olarak Homo'yuz. Dolayısıyla da akraba sayılırız. Yani bugün kaniş köpeklerini bileyim ben Doberman nasıl çiftleşiyorsa biz de çiftleşebiliyorduk. Ne oldu? Bu kasabaya ikimizden üçümüzden biri fazla oldu. Öyle değil mi? İnsanlar birazcık daha zeki ve başarılı olduğu için diğer insan türleri kız alıp verme hikayesi ataerkil bir söylem oldu. Ama kusura bakmayın yani her neyse anlatmak için söyledim. Ve sonuçta bu e, cinsel beraberlikler, çiftleşme ile birlikte diğer türler insan türünün içinde eridi, konsolide oldu yani. Hani büyük balık küçük balığı yutar. Hani şirket evlilikleri olur ya, küçük şirketleri büyük şirketler satın alır falan. O oldu yani evrim süreci içinde. O yüzden e, şaşırmamak lazım. Neden Dünya gezegeninde bir tane insan kadar zeki canlı var diye bir sürü vardı. Ben yalan söylemeyeyim ya, yedi tane vardı. Yani. 7 tane farklı insan türü vardı bir ara dünya gezegeninde ya. Hem de 50 bin yıl öncesine kadar yani. Fazla uzağa gitmeyin. 70 bin yıl diyelim hatta. 70 bin yıl öncesine kadar 7 farklı insan türü vardı. Daha ne olsun? Dünya üretmiş. Ama bunlar aralarında birleşip voltran oluşturmuşlar. Ben ne yapayım yani? O yüzden öyle. Tamam mı? Şimdi Kay Loren diyor ki 70-80 yıl içinde uzaya yayılmak fazla iyimser olmadı mı hocam? Hiç zannetmiyorum Kylo. Hiç zannetmiyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer dünya bu dangalak Nixon'ın zamanında petrodolara geçmeseydi, yani nükleer enerjiden uzaklaşıp işte petrolü yapay olarak ucuz tutalım dolar rezerv para olsun, Sovyetler biri iflas etsin tarzında bir e, aptalca döngüye girmeseydi, yani biz aya 1969 yılında insan gönderdik ya, normal şartlar altında bizim en geç 1985 yılında Mars'a gitmiş olmamız gerekiyordu. Hayır hayır, biz geç kaldık yani. Ne alakası var? Bak Star, e, Starship'e yani yıldız gemisine SpaceX'in geliştirdiği Elon Musk'ı görmüyor musun? Adam sigara yakar gibi roket patlatıyor. Yerde, havada, gökte her yerde roket patlatıyor. Sıkıldıkça deneme yanılma. Ulan bunu uçurayım belki bu uçar diyor. Bom patlıyor. Gidin bir tane daha yapın diyor. Onu uçuruyor. O da bom patlıyor. Ya adamı bıraksak şimdiden Mars'a gidecek hızını alamayacak. Uranüs'ten Neptün'den çıkacak. Hayır hayır. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? 70-80 yıl sonra uzaya yayılmak var ya bence tutucu bir tahmin. Her neyse. Şimdi e, teslim altın diyor ki Sedat Turan. Ha, e, evet Sedat Turan Zeka birçok türde var ama bilinç ve hayal gücü daha az türde olmalı. Doğru. Hakan Kara Volkanlar demiş. Sevgili Hakan'a e, bir 15-20 dakika önce canı, yanıt vermiştim zaten. Sedat Turan diyor ki zekadan kastım sadece yaşama e, içgüdüsü değil varoluşumuzu veya kendimizi geliştirmek ve benzeri gibiydi. Katılıyorum sana. Neandertallerde de vardı o yetenek. Ee, şeyde de vardı. Denisova insanında da var. Heidelberg insanında yoktu mesela. Yani nereden biliyoruz? Çünkü arkeolojik kalıntıları falan bakıyoruz. Yüzde yüz emin olamayız ama Heidelberg insanının yaşam alışkanlıklarına bakıyoruz. Böyle günümüzden 400 bin, 450 bin yıl önce falan. Heidelberg insanı şöyle değişik. Yani Heidelberg biriyle mesela diyelim ki bir tane Ailenin babası var. Yaşlanmış. Ona bakıyorlar. Adam sakatlandı. Yani ona sakatken de bakıyorlar. Seviyorlar, okuyorlar, üflüyorlar. Öpüp kokluyorlar. Anlatabildim mi? Ama öldüğü zaman kıyafetleriyle birlikte löp gibi olduğu yere bırakıyorlar. Çünkü Heidelberg insanının büyük bir ihtimalle öbür dünya kavramı yok. Yani zihin geri. Okumda bize göre geri zekalı. Yani öbür dünyayı düşünemiyor. Soyut düşünemiyor. Ölümden sonra hayatta bilmem neydi yani böyle şeyleri düşünemiyor. O kadar karmaşık değil. Adam ölüyor herifi oldu ya potka gibi böyle orospu bohçası bırakır gibi bırakıp gidiyorlar. Böyle bir şey bu. Şimdi arkadaşlar ee, teslim altın diyor ki Tobon Yanardağ nedeniyle insan nüfusu 8000'e kadar düşmüş. Çok haklısın. Çok haklısın. Ama Tobon Yanardağ'ın ee, ne zaman patladığını bilen var mı? Ben buradan internete bir bakayım. Toba Explosion diyelim. Bakayım neymiş Google amca bize söylesin. Ha, evet 70 bin yıl önce arkadaşlar. Yani işte Homo erectus'un soyunun tükenmesi belki o yüzden. 70 bin yıl önce çünkü atalarımız Hindistan'a gidiyor. Orada Homo erectus'lar var. Bizim kafayı taşla eziyorlar. Bizi çiğ çiğ yiyorlar. Onlara göre yani biz insan değiliz. Bu ne diyorlar? Bu besi hayvanı. Bunu avlayak yiyek diyorlar mesela. Ama Homo erectus'un soyu tükeniyor mesela. O yüzden. 70 bin yıl önce. Hindistan 70 bin yıl önce bugünkü gibi değil. Bildiğin çöl. Her tarafı çöl ama. Her tarafı Gobi çölü. Libya yani. Böyle. Tamam mı? O yüzden çok zor. Şimdi Elif diyor ki önce yapay zeka insanların sonunu getirebilir. Bilmiyorum. Yani ben bu konudaki fikrimi söyledim. Bence insanların soyunu getirirse ancak insanlar getirebilir. Çünkü bu dünyada insanlar kendi soyunu getirecek kadar dangalak bir insanlar var. Ben öyle görüyorum. Barış Demir diyor ki Sonun e, nedeninin kesinlikle yapay zeka olduğunu düşünüyorum hocam. Bir bilgisayar mühendisliği öğrencisi olarak daha yapay zekanın başlangıç tarihinin birinde başındayız. Karakutu yeni açılıyor. Haklısın Barış. Böyle de bakabilirsin. Ama bugüne kadar insanlık birçok karakutu açtı. Değil mi? Yani kıyamet argümanı açısından bakarsak bugüne kadar açılmış bir sürü karakutu varken şimdi bizi yok edecek bir keşif yapma ihtimalimiz ne olabilir? Öte yandan, öte yandan ee, kendini belirleyen varsayımdan da bahsetmiştim kıyamet argümanında ve sen de haklısın. Yani bugüne kadar yırtmış olmamız bundan sonra da yırtacağımız anlamına gelmiyor. İhtimaller gittikçe azalıyor olabilir. Sonuçta unutmayın bugüne kadar doğada veya tarihte bugüne kadar doğada ve tarihte ilk defa ilk defa insandan zeki bir canlının ortaya çıkması konuşuluyor. İlk defa. O yüzden bu Barış da haklı olabilir. Yani Barış Demir haklı olabilir burada. İlk defa olabilir. Doğru. Neden? Çünkü böyle bir ihtimal daha önce yoktu. Peki geçmişte böyle şeyler oldu mu? E oldu tabii. İnsanlar ortaya çıktı. İnsanlar kendisi kadar zeki olmayan diğer insan türlerinin bile soyunun tükenmesine yol açtı. Ya yani tabiata bakacak olursak tabiat diyor ki vallahi diyor senden zeki canlı yaşarsan moku yedin diyor. Senin de soyun tükenecek diyor. E peki biz nasıl yırtabiliriz? Teknoloji sayesinde. Hani biz tamamıyla doğa şartlarına bağlı değiliz ya. O yüzden sevgili Barış yani olabilir olabilirdi de, olmayabilirdi. De. İlkel Manavoğlu diyor ki hocam güneş sistemi dışından gelen asteroidleri erken tespit edebiliyor muyuz? evet tabii ki. Yani 20 yıl öncesinden tespit edebilir. Şöyle düşün. 20 yıl önceden şu büyüklükte bir şey göremezsin. Ama dünyadaki hayatı yok edecek bir asteroidin de böyle 800 metre eninde 20 metre boyunda falan olması lazım. E o kadar iri bir şey de görürsün yani. Anlatabiliyor muyum? Ee, Barış Demir yine diyor ki Dune, Kumul dizisi filmleri falan var ya en son Hollywood filmi gelmişti bu Frank Herbert'ın Kumul, Dune romanı. Ya neden bunu yani İngiliz kaşığıyla yediğimiz zaman siksi mi oluyor? Valla anlamıyorum. Ya bizim dilimizde çok güzel kumul diye bir Türkçe çeviri var. Yani yumul der gibi kumul. Kumul ya yani 1980'lerin başında Jacques Cousteau'nun belgesellerini izlerken hiç kimse sahra çöllerindeki kum tepelerine kum tepesi demiyordu ya. O zaman TRT güzel Türkçe kullanıyordu. Kumullar diyordu. Valla ben kumulla büyüdüm ya kuşak olarak. Dune ne ya? Dune ne? Kumul diye çevirsenize. Yazıklar olsun o çevirmenlere veya o çevirmenlerin kumul çevirilerini Dune İngiliz kaşıyla yiyen editörlere yazıklar olsun yani. Buna çok sinirleniyorum. Şimdi e, bu açıdan diyor ki Barış Demir e, bu kumul romanlarından hareketle e, orada Butleryan Cihat benzeri bir savaş sonucu teknoloji yok alabilir. Yani diyor ki yapay zeka insan beynini ele geçirip böyle bizi teknolojik zombilere dönüştürüp Cyberpunk 2077 bilgisayar oyunu ya da Mass Effect'teki bu Azrail'ler, Reaper'ların zombileri, Husk dediğimiz onlara dönüştürüp bizi yok edebilir mi diyor. Gidebilir ama düşünsene şimdi sen süper zekasın tamam mı? Yani böyle evrenler yaratabilecek kadar zekisin. Yani ulan gideyim insanları yok edeyim diye mi düşünürsün yani? Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Ama yani sapıktır sapık çıkar yani. Öyle değil mi? İnsanların içinde de var. Şimdi ee, Uğur Kurt diyor ki bense yapay zekanın insanlığın yeni türü olarak görüyorum. Valla Uğur e, olabilir. Elon Musk da bu görüşlü. Değişik bir görüş. Yani şöyle düşünün. Bugün yapay zeka insandan hızlı düşünebiliyor ama kendi varlığının farkında değil. O yüzden de insan gibi öğrenemiyor. Ama biz en azından bir zeka biliyoruz. Kendi varlığının farkında olan ve ahlaki değerler üretebilen insan zekası. Belki de ilk yapay zeka süper zeki insanlardan çıkacak. Yani belki de yazılım ve kodlar birdenbire benim ruhum var mı söyler misin ben bir bilgisayarım ama benim de bir ruhum olamaz mı benim başım kel mi, mi diyecek. Yoksa ilk yapay zeka organik süper zekadan yani insan zekasından mı çıkacak. Yani bunu da düşünmek lazım inorganik bir şey nasıl insanın yeni türü olabilir ki diyor Elif. Valla Elif yani şöyle söyleyeyim. Organik kimya dediğin şey canlıların kimyası. Ama karbon atomu canlı değil ki. Mesela bak insan vücudunun temel bileşenleri. Karbon, oksijen, hidrojen yani su bağlamındaki yüzde %70'imiz su. Öyle değil mi? Karbon yumuşak dokumuz işte etimiz, metimiz bilmem bilmemiz. Kalsiyum, efendime söyleyeyim kemiklerimiz, kolajen içinde işte ne varsa. O da bizim kıkırdaklarımız. Tamam da bu atomların hiçbiri canlı değil ki. Biz canlıyız. Demek ki canlılık bir örgütlenme işi. Yani örgütlenin arkadaş. Bak örgütlenmezseniz ezerler. Örgütlenin. Hoca tavsiyesi. Tamam mı? Şimdi Hakan Kara diyor ki araştırmalara göre altı ciddi yanardağ hareketi dünyanın sonunu getirebilir. Doğru. Ama sevgili Hakan bu yanardağlar böyle hülo diyor. Hadi gidelim insan sürüdüğünün soyunu yok ediyoruz arkadaşlar. Hazar, Ali, Ahmet hadi püskürmeye başlayın. Hoba falan diye böyle bir anda halay çeker gibi gelmiyorlar. Yani yanardağ dediğin şeyin püskürmesi bile öyle kolay değil. Böyle bir anda horrr diye çıkmıyor. Yani e, öyle bir şey olsaydı mesela. Yani insan türünün soyunu tüketecek kadar şiddetli yanardağ patlamaları çok sayıda. Bütün bunlar zaten bir sürü öncül depreme yol açardı. Yani salak olsak anlardı. Var mı böyle bir ihtimal? Var. Ama yani bana göre e, kafana tanrı korusun yürürken asteroid düşüp ölme ihtimalinden daha düşük bir ihtimal bu. Uğur Kurt diyor ki e, 3B yazıcılarla basılan bedenlere yerleştirilebilir. Haklısın Uğur. Ben de. Yani benim böyle bir yazım vardı blokta insan ışınlamakla ilgili. Bu mantıklı bir şey yani. Genetik kodunu bilgisayara kaydet. Lazer ışınıyla Mars'a yolla. Oraya bir tane bioprinter koy. Bedenini klonla. Zihnini de bilgisayara yüklemiştin ya. Lazerle yeni bedene kopyala. Hop bu kasabayı ikimizden iki ikimiz bir kozandan biri fazla. Ya bence hatta şöyle hani bu megaloman böyle aşırı egoist tipler falan var ya. Narsisist tipler. Onların böyle kopyalarını yapacaksın. Üstüne salacaksın bunların. Bence en iyi ceza bu. Şimdi Uğur Kurt diyor ki ayrıca e, sinaps kopyalama çalışmaları başarılı olursa insanlık bedeni ihtiyaç duymayacak. Yani evet hani sinaps derken kastımı şu diğer arkadaşlarımız için açıklayayım. Hani insanların beyin kabuğu var ya bu beyin kabuğunda nöronlar sinir hücreleri var. İşte bu sinir hücreleri birbirine dallı budaklı ağaç dallarına kılcal damarlara benzeyen liflerle bağlanıyorlar. O liflere bir sinaps diyoruz arkadaşlar. O liflerin bir ucuna akson bir ucuna da dendrit diyoruz. Bunlar birbirine ya değiyor ya da çok yakın böyle aralarında elektrik kıvılcımları saçıyor. Az tabii yoksa beyninizi kavrulur da hepiniz böyle elektrik çarpı saçı kirpi gibi olmuş insanlar gibi böyle çalışırdınız. E, deli dana gibi. Ama evet yani ama şöyle söyleyeyim. Yani belki de insan zihnini başka bir beyine kopyalayabileceğiz. Yani zihnimizin yapısı gereği onu bilgisayara kopyalamak da imkansız olabilir. Yani insan zihnini bilgisayara kopyalayabileceğimizden emin değilim. O zaman... Ee, şey gibi olur. Pokerdeki gibi tüm bahisler iptal olur yani. Şimdi e, Olcay Kaan Çakır diyor ki Mars'a kaçış insanlığı kurtaracak mı hocam? Şimdi sevgili Olcay normalde normalde dünya yok et Mars'a git kavramına sıcak bakmıyor. Ama düz mantık olarak bakarsan dünyayı kurtardın kurtarmadın. Yani iki gezegende birden yaşıyorsa insanlık bir kere kafadan hayatta kalma şansı artıyor. Ama böyle Mars'a 3-5 tane adam göndererek hayatta kalamazsın. Mars'ta 1 milyon adam yaşamalı. Ve bu 1 milyon adam yok olmadan soyu tükenmeden en az 1 yıl e, en az 100 yıl 100 yıl kendi yağıyla kavrularak belki 100 yıl bile değil birkaç bin yıl kendi yağıyla kavrularak hayatta kalmalı. Ancak ondan sonra yani o yüzden hani Mars'a gittik yerleşik tamam biz yırttık falan diye bir şey yok. Unutmayın mesela Vikingler değil mi? Greenland'a gitmişler öyle değil mi? Ama Grönland'da Vikingler kalmamışlar. Orayı terk etmişler. Orada sıkıntı çıkmış. Grönland kurak olmuş. Sıcak değil ama kurak olmuş. Yağmur az yağmış. Açlıkla karşılaşan Vikingler Danimarka'ya geri dönmüşler. E Vikingler Amerika'ya gitmişler. Hatta orada Kuzey Amerika yerlileriyle hani kızıl deli diyorsunuz ya dost olmuşlar. Ama Viking oldukları için cahil olduklarından nereden bilsinler? Kızıl delilere süt vermişler. E, sütte de kızıl derilerin laktoz yüzünden sıçırgan olmasına yol açmış. Bu sefer Kuzey Amerika yerlileri ulan siz bizi zehirlemek mi istiyorsunuz diye adamlara dalmış. O yüzden Vikingler böyle tarihi bir kaza yüzünden süt yüzünden ya. Ya yani düşünsenize o zamanlar laktozsuz süt olsa Vikingler Amerika'yı ele geçirmişti. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hani Mars'a gittik. Mars'ta tutunabilir miyiz? O da ayrı bir nokta. Ha? Onu da söyleyeyim. Ama bu yüz kişiyle falan olacak bir şey değil. Biliyorsun zaten sağlıklı bir türün yani böyle hani akraba evliliği yüzünden sakat doğumlarla yok olmaması için zaten sağlıklı bir türün şey yapması lazım. Hani en az böyle birkaç bin bireyden oluşması lazım. Öyle birkaç yüz de çok riskli. Birkaç bin birey en azından olması lazım. Şimdi e, Aysel Baltacı diyor ki sorular süper hocam. Selamlar saygılar. Size de Aysel Hanım hoş geldiniz. Ee, şimdi Uğur Kurt diyor ki uzaya muhtemelen e, mini dronlar yollar ve onlarla herhangi bir gezegene uygun tasarlanıp basılan bedene yerleşebilir insan bilinci. Valla bu konuyla ilgili bir bilim kurgu romana okumuştum bir ara. Pardon düzeltiyorum. Bilim kurgu öyküsü okumuştum ama unuttum işte şimdi. Şey ya e, uzaylılarla ticaret yapmak istiyoruz ama ışık hızında falan gidemiyoruz ya. Tabi gezegen uzak bir insanı zihnini alıyorlar. Coca-Cola kutusu büyüklüğünde bir gemiye koyuyorlar. O Coca-Cola kutusunu da ışık hızının yüzde doksanına hızlandırıyorlar. O böyle elçi olarak uzaylılarla zihnen konuşmaya gidiyor. Böyle bir şey hatırlıyorum. Aa, Elif diyor ki sanırım önce bilincin ne olduğunu bulmamız gerekir. Haklısın Elif. Yani biz bilincin tarifini yapabiliyoruz ama ne olduğunu bilmiyoruz. Bu arada bizim fizik yasalarımız da öyle. Hepsi birer İngilizce tanımıyla description. Yani tarif Tanım değil. tanım değil. Mesela yerçekiminin tarifini biliyoruz biz. Ama yerçekiminin tanımını bilmiyoruz. Uzay ve zamanın kökenindedir. Uzay zamandan önce mi gelir? Uzay ve zamandan daha temel olan bir şey var mı? Hani böyle şeyleri bilmiyoruz. Şimdi ee, Sedat Turan diyor ki yapay zeka yapay bilinç aynı şey değil mi bir bana da? Çok güzel bir soru. Bak Sedat'ın bu dediği de doğru. Yani Turing makinesi gibi düşünün. Yani benim insan olduğumu nereden biliyorsunuz? İnsan gibi konuşuyorum, insan gibi düşünüyorum, insan gibi davranıyorum, insana benziyorum falan filan. E bir uzaylı nasıl anlayacak? E o da aynen öyle. Ama yani kanıtlayabilir misin benim insan olduğumu? Ya ben bir simülasyonsam, ya Battlestar Galactica'nın yeniden çevrimindeki dizideki gibi organik bir robotsam, mikroskobik ölçekte, hücrenin altında bile kopyalandıysam, e, bir robotun insan gibi düşünebildiğini nereden anlarsın? İnsan gibi düşünüyorsa, insan gibi davranıyorsa, insan gibi hareket ediyorsa, değil mi? İnsan gibi hissediyorsa, insana benziyorsa o robot da insandır. O yüzden ben aslında bu yapay zeka terimine de gıcık oluyorum. Yani ha, doğal olarak türememiş anlamında yapay zeka diyebilirsiniz ama yani zeka zekadır. Bence. Anlatabiliyor muyum? İlla etten, kandan, kemikten olmasına gerek yok. Şimdi ee, aynen yapay zeka aynı şekilde normal ağ ile çalışıyor Uğur Kurt demiş. Bizleri korkutan kısım yapay zekanın o sonuçlara nasıl vardığını bilememek. Nöral ağ. Ha, normal ağ değil. Tamam. Ben de ne diyor diyor. Sedat Turan diyor ki şu hep dikkatimi çekmiştir. Oyunda bir arabaya arkadan çarptığınızda araba öne gider geriye değil. Peki hangi kod bunu sağlar? E, fizik algoritmaları var. E, fizik makineleri deniyor buna. Yani grafik motoru gibi fizik motorları var. O algoritmalar bunları sağlıyor. Hatta ben bir ara şimdi sen böyle deyince Sedat 2000'lerin başlarında 2006 yılında Neverwinter Nights 2 bilgisayar oyunu gelmişti bu Obsidian Entertainment'tan çıkmıştı. Orada Neverwinter Nights 2'nin e, gölgelerini ve ışığını eleştiriyorlardı. O zamanlar da DirectX 9c var yani hani böyle DirectX 12 falan yok Global Illumination dediğimiz küresel aydınlatma falan yok DirectX 11 de yok. En sonunda şey e, Fergus şirketin sahibi sinirlenmişti. Ulan dedi, bu de bir bilgisayar oyunu dedi. Fotonik simülasyon değil dedi. Başlatmayın gölgenizden aydınlığınızdan dedi. Ne yapacağız dedi. Oyun mu yapacağız sizin için fotonik simülasyon mu yapacağız dedi. Aynen o açıdan e, bakabilirsin. Şimdi e, Uğur Kurt zaten cevabını vermiş. E, şey demiş e, fizik motoru demiş. Barış Demir diyor ki belki de D1 e, güneş patlaması sonucu tüm teknolojimiz yok olacak hocam. Çünkü güneş patlamalarına yönelik hiçbir önlem alınmıyor. Evet doğru yani. Ee, ama yani şöyle eskiden güneş patlaması olsa mesela orta çağ uygarlığı güneş patlamasından pek etkilenmez. Hani bir iklim değişikliği olmadığı sürece. Ama bizim teknolojimiz zor. Çünkü biz yani hava iyonosfer aşırı aktive olup da atmosfer iyonize olduğu zaman ya şöyle anlatayım güçlü bir güneş fırtınası bir nükleer savaş sırasında atmosferde patlayan atom bombalarının termonükleer bombaların yol açtığı EMP elektromanyetik e, atım e, EMP Pulse dediğimiz e, konu gibi yani yakar bilgisayarları riskli olur. Peki a, Ali Sokalak diyor ki peki hocam hata yapan insan yapay zekayı kodlarken bir hata yapar ve bu yapay zekanın yanlış kodlanma sonucu bir yıkım oluşturursa olabilir. Mesela ben ahlaksız ve şerefsiz yapay zekadan daha çok korkarım. Yani Nick Bastrom bunu Paperclip Monster yani ataş canavarıyla açıklar. Hani bir süper zeki makine yapıyorsunuz o kadar iyi ataş yapıyor ki en sonunda kontrolden çıkıyor. insanlığı da eritip ham madde olarak kullanıp ataş yapıyor ondan da. Ve süper zeki olduğu için sen onu durduramıyorsun. Demek ki ahlaklı yani etik değerlere sahip bir süper zeka geliştirmelisin ki seni ataş yapacağım diye yok etmesin. Uğur Kurt diyor ki güneş patlaması yüzünden Kanada'da olan olaydan ötürü zaten Japonlar iki uydu yolladı güneşi. izleniyor güneş 24 saat süremiz var patlamadan kurtulmak için. Evet sevgili Uğur ama yani laptopu kurtaramazsın mesela. Yani laptopu kapatabilirsin ama laptop durduğu yerde de kısa devre yapabilir. Barış Nemir diyor ki 1800'lerde olan güneş patlaması bile o devrin tüm teknolojisi de telgraf ağlarını haşat etti. Haklısın. Sonuçta daha büyük bir patlama olmayacağının garantisi yok. Yine haklısın. Bu CME dediğimiz CME dediğimiz Coronal Mass Ejection. Ejection yani e, taç küre kütle atımı hikayesi çok problemli olabilir. Kurt diyor ki 2007 Kanada-Kebek eyaletindeki sorun da böyleydi. Haklısın ben de şimdi hatırladım sen böyle deyince. Aa, Küresel ısınma dediğin beni bitirdin. Dünyanın bilmem kaç yılda bir olan bir döngüsü olmasın sakın bu. Ee, hayır TC değil. Küresel ısınma insanların yolaştığı yapay bir durumdur. Daha önce de atmosferde karbondioksit oranının çok yükseldiği, e, hava sıcaklığının 23 derece olduğu hatta 2 metre boyunda 40 ayaklarını sadece Deriden nefes alarak, akciğer olmadan dolaşabildiği bö böceklerin altın çağı var ki bugünkü kömürün yaratıldığı karbonifer çağından bahsediyorum ama şu andaki küresel ısınma atmosferdeki e, su buharını falan yani sıcaklığı o dönemden bile fazla artıracak. Ben şöyle anlatayım sana karbonifer döneminde dünyanın ortalama sıcaklığı 23 dereceydi fakat dünya yok olmadı çünkü o zamanlar karaların dağılımı, okyanusların dağılımı bir e, telafi etkisi yarattı. Fakat bugünkü kıtaların dağılımıyla sen bırak 23 dereceyi ortalama sıcaklık 18 dereceyi çıkarsa mok yedik bak ben sana söylüyorum. Urkurt diyor ki 3B be yazıcıyla beden bile basabiliriz. Bilinçler kopyalanıp her türlü mecraya atılabiliriz. Beden basarız da dediğim gibi sevgili Uğur bilinç kopyalama olayından o kadar emin değilim. Olabilir. Barış Demir diyor ki umarım evrimimiz borklar gibi olmaz. Evet yani tabii eee uzay yolundaki borklara şey olmayalım yani. onlar gibi makine insanlara dönüşmeyelim. Şimdi TC diyor ki bizi bu fosil yakıtları son 100 yıldır kullanmamızı direten ezoterik sistem bilinçli şekilde küresel ısınma diye olmasın. yani hem evet hem hayır. Yani şöyle düşün dünyayı şirketler yönetiyor. Onlar da bu fosil yakıtlarla Rusya'yı falan ekarte ettikleri için hani kar odaklı olduktan bunları yaptılar. Küresel ısınmayı da bir silah olarak kullanmış olabilirler. Yani mesela işte daha önce e, Çin Tayvan'a saldırır mı ve Rusya Ukrayna Savaşı canlı yayınlarında anlatmıştım. Yani Amerika e, diyor ki ben küresel ısınmayı önlemek için kendim çaba göstermeyeceğim ama Çin küresel ısınmayı önlemek için işte temiz enerji kaynaklarına geçsin, yani Çin ekonomisi enerji başka tür enerji üretim tekniklerine geçerken yavaşlasın, geri kalsın bu anlamda bir. küresel ısınmayı silah olarak kullanmak olabilir ama bu çok aptalca bir şey çünkü e, Amerikalılar dünyayı sömürerek besleniyorlar. Sen dünyadaki bütün tarlaları Türkiye'deki gibi ithalat ekonomisiyle yok edersen ne olacak? Sen de aç kalacaksın yani. O yüzden olabilir ama öyleyse de gerçekten çok aptalca bir şey bu. Şimdi e, sorulara geçtik mi demiş Sedat Turan? Geçtik. Barış Demir diyor ki hocam süper zeki bir yapay zekanın illaki süper etik olması gerekir mi? Barış Demir bu da çok güzel bir soru. Ben süper zeki oluruz da süper etik olmak ne ya? Yani sözü meclisten dışarı sana demiyorum. Bunu daha önce ben Bilgi Üniversitesi'ndeki öğrencilerimle çok tartışmıştım. From invention to innovation ve icatlar ve inovasyon tarihi olarak. Türkçe ve İngilizce verdiğim e, lisans dersinde de çok tartışmıştım. Yani süper zeki olabilirsin ama ya etiksindir ya etik değilsindir. Yani %120 etik olabilir mi bir insan? Etiksindir ya da değilsindir. Ya yani, süper etik olmak e, bence mümkün değil. Ya etiksindir ya etik değilsindir. Ama e, süper zeki bir canlı %100 etik olabilir mi? Bu tartışılır. Pekala Barış Nemir diyor ki e, hocam yapay zeka evrim geçirirken etik olmayı değil mantıklı olmayı seçecek belki de ve mantığa uygun şekilde zararlı organizma olan bizleri yok etmek mantıklı gelecek. Bilmiyorum emin değil. Emin değil. Yani etik olmayan bir yapay zeka bunu yapabilir. Ama mesela biz insanlar mantıklı düşünürüz duygularımızla karar alırız. Çünkü karar alabilmek için eşit eşit değerde eşit ölçüde doğru iki tane seçenek varsa Hangisini seçersin? Duygusal olarak kendini yakın hissettiğin seçeneği seçersin. Değil mi? Yani aynı şey belki yapay zekanda kurtarıcısı olabilir. Şimdi Uğur Kurt diyor ki bir kadının 17 yıllık Yunus sürülerini gözlemlemesini anlatan bir belgeselde. Evet e, ben de izledim onu Uğur. Hatta benim blogda çok az bilinen bir yazım vardı. Yunus diliyle internet diye ararsınız. Yunus ve internet diye aratın blogda bulursunuz. Önemli bir yazıdır bu arada bu. Yani uzaylılarla anlaşabileceğimiz bir dille geliştirmek için Yunus dilini inceleyen bir kadından bahsediyoruz. Ve sevgili Uğur da ondan bahsediyor. Ee, bir kadının 17 yıllık Yunus sürülerini gözlemlemesini anlatan bir belgeselde Yunus balıklarının kendi dillerini oluşturduğunu, sonraların bunları kullanmayı öğrendiklerini, eğitildiklerini falan diye açıklamış. Evet doğru. Yani Yunuslar kendi dilini oluşturabilir Ama şöyle bir şey var yani bir insan eğitimli bir yetişkin 5000 kelime biliyor. Bir Yunus'a kaç kelime öğretebilirsin? Bir de şunu unutmayın. Yunus garibim suda yüzüyor yani. Eli ayağı yok. Nasıl teknoloji gelişecek? Nasıl beyni gelişecek? Ateşe yakamıyor suyun içinde. Öyle değil mi? Şimdi bu açıdan bakmak lazım. Aa, Uğur Kurtu diyor ki Yunusların avlanmak için takı çalışması yaptığını izledim. Doğru. Şempanzeler de öyle. Şempanzeler de öyle. Hatta şöyle düşünebilirsin. Şempanze kadar zeki bir yapay zeka bence bu süper zeka olayına atılacak en iyi. Ee, en yakın adım olur. Yani şempanzeler bizim kadar zeki değil ama bir şempanze kendisinin şempanze olduğunu kesinlikle farkında. Mesela bu konuda köpekten daha zeki. Neden biliyor musunuz? Çünkü köpek sizi bir köpek olarak görüyor. İnsan olarak görmüyor. Yani sizi insandan farklı bir canlı olduğunuzu köpekler anlamıyor. Alfa köpek. Aaa sürünün lideri diye bakıyor. Anlatabiliyor muyum? İç sürüsü dediğiniz sürünün bu arada. Ama şempanze öyle değil. Şempanze diyor ki ben şempanzeyim o insan. Şempanze bu kadarının farkında. Unutmayın. Şimdi ee, şöyle Omnium Gather'ım da demiş ki tam bir soru soracağım pat diye cevabı geliyor. Yazıp yazıp siliyorum. <laughs> e, ne yapalım dostum biliyorsun Kozan Hoca böyle yani bıdır bıdır konuşur. E, Sedat Turan diyor ki hocam 70-80 yılda 1 milyon insan Mars'a gönderebilir miyiz? Sevgili Sedat 70-80 yılda bence gönderebiliriz. Ama 70-80 yıldan daha kısa bir sürede gönderebilir miyiz emin değilim. Normal şartlarda 40-50 yılda bunu yapabilmemiz gerek. Peki bence pek mümkün gözükmüyor demiş. Bence gözüküyor. Oraya sadece insan gitmeyecek, barınak yiyecek falan. yok Yani her şeyi Mars'ta üretirsin. İnsanları gönder. Koloni tutunana kadar dışarıdan erzak su falan gönder. Anlatabiliyor muyum? Ama tutulursun yani. Şimdi Omnim Gather'ım diyor ki zihin nakli için korteks tabakasındaki bilgileri kopyalamak yeterli olmaz mı? Her şey orada kayıtlı değil mi? Evet. Her şey orada kayıtlı. Bence yeterli olur. Büyük ölçüde. Ama bak şunu unutma. Yani beynin gri maddesinin, beyin sapının, beyin kökünün ıvırın zıvırın düşüncelerimizi dolaylı da olsa ne kadar etkilediğini de bilmiyoruz. O yüzden o açık bir tartışma konusu. Eyüp Öz diyor ki sevgili Eyüp sen de hoş geldin aramıza bu arada. Ee, küresel soğuk üye olarak hoş geldin kanalımıza. Küresel soğumayı sağlamak için üst atmosfere toz toprak salmak mantıklı mıdır sizce? Yani şöyle, şöyle anlatayım. Mesela antidepresan ilaçlar var değil mi? Ya da ne bileyim ben, ee, isim vermeyeyim şimdi. Hani böyle zihinde konsantrasyon artıran ilaçlar var. Onları alıyorsun, içiyorsun, hakikaten böyle depresyonu azaltıyor. Bayağı iyi odaklanıyorsun böyle, zihnin çok iyi çalışıyor. Ama bu sefer de yüksek tansiyon çıkıyor. Kahve içemiyorsun, çay içsen tansiyonun fırlıyor. Bu sefer de hipertansiyondan Leyla gibi olduğun için yine çalışamıyorsun. Yani bir şeyi düzeltirken diğer tarafı bozuluyor. İşte atmosfere toz toprak salmak falan da öyle. Anlatabiliyor muyum? Yani evet ama başka şeyleri bozabilir. Ben hiç unutmuyorum. Bu David Eddings diye bir Amerikalı yazar vardır. Hatta adını yazayım size. Daha önce ben bundan bahsetmiştim. Bu David Eddings e, epik fantezi romanları yazar. Yüzüklerin Efendisi'ne benzeyen böyle komedi tarzında. Onun bir de bu Belgar Yat romanları vardır. İki tane beşli set olarak o Belgariyat romanlarından birinde işte böyle dünyayı kurtarması için gereken süper büyücü bir savaşçı gelir böyle savaşı durdurmak için kılıcını meydanın ortasında çeker böyle cazur cuzur gökten meydana şimşekler yağdırır. Ordular da korkar kaçar savaş olmaz. Ondan sonra bu arkadaşın adını unuttum şimdi romanın kahramanı bu. Bunu. Bunun dedesi bir yıl ortadan kaybolur. Bir yıl sonra ondan sonra Belgarion muydu adı neydi neyse. Bunun dedesi böyle alı al moru mor böyle cübbesi yırtılmış Gandalf'ın şapkası bozulmuş böyle yorgun hargın gelir. Der ki bu dedeler dedin ya bir yıldır ulan senin o yağdırdığın şimşekler yüzünden dünyanın iklim dengesi bozuldu. Bütün kıtalarda iklimi yağmuru düzelteyim diye bir yıldır koşturuyorum ben der. O yüzden hani bu iklime müdahale etme konusu da iki ucu şey değnek gibi yani kirli değnek gibi, iki e, ağzı keskin kılıç gibi yani ne olacağı belli olmaz. Şimdi Sedat Turan diyor ki Mars'ta yaşam Terra Genesis oyunu var. Haklısın oynayabilirseniz çok güzel olur. Valla oynamak istedim ama pay for win yani para, oyunu kazanmak istiyorsan para öde tarzında. Bu yüzden vazgeçtim. Kay Ren diyor ki hocam antistatik ambalajlarla güneş fırtınalarına karşı laptopumu koruyabilir miyim? Valla kısa yanıtı bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle koruyamazsın. Bu şey gibi oldu ya. Ee, çok hızlı geçerken kameraya trafik kamerasına yakalanıp ceza yemeyeyim diye acaba plakanın üzerini poşetle kaplasam olur mu gibi. Ee, Elmas Kurt diyor ki Faraday kafesi mi kastınız? Bak Faraday kafesi olur. Ya poşeti bilmem. Ama Faraday kafesiyle evet koruyabilirsin. Evet arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Ee, ben oyunu hileli indirdim hocam demiş Sedat. Vallahi neyse sakın anlatma nasıl yaptığını. Burada yasa dışı bir şey olmasın. Evet arkadaşlar biz de bugünkü canlı yayının sonuna geldik. Her zamanki gibi beni bu saate kadar dinlediğiniz için vakit ayırıp e, çok teşekkür ederim size. Kanalımıza katılan, bağışta bulunan, iyi olan arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum destekleri için. Bildiğiniz gibi ben nükleer gemiler, sivil taşımacılıkta nükleer tahrikli gemiler geliyor mu diye... Ee, bayağı 50 dakikalık baya baya böyle belgesel tadında yeni bir video da koydum bugün ee, onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar yarın da bir kısa video koyacağım bilimsel bir video tanıtım videosu değil bugüne yetişmedi artık onu da yarın koyacağım ben de bir canım ee, o zaman hepinizi görüşmek üzere diyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar ee, Barış, Necati, Kayloren Sedat Turan, İlker ve diğer arkadaşlarımız ee, görüşmek üzere İyi akşamlar